Halklı akşamlar halkın ekranında halk ana haber bültenine hoş geldiniz. Takvimler 23 Mart salıyı gösteriyor. Bir aile hareketli gündem. Önümüzdeki iki saat boyunca gündemde ne varsa bu ekrana gelecek halkın ekranında olacak. Saatler 18'i gösterdi bile. Gece gözüne uyku girmeyenler ne olacak memleketin hali diye düşünenler son 10 yıldır böylesi yaşanmamıştı. O gelişmeyle başlayalım ekonomi konuşarak başlayalım bu akşamda. Londra'da gecelik Türk lirası faizi yüzde 1400 ile son 10 yılın zirvesini gördü. Yüzde 1400 Londra'da paramızın faizi, Türk lirasının faizi, Türk bankalarının TL arzının kısıtlı, yabancı bankaların dövize dönmek üzere TL taleplerinin yüksek olması faizi fırlattı. Yüzde 1400 son 10 yıldır böylesi görülmemişti. Borsada küçük yatırımcı panikte parasını kaybedenler var. Borsa hızla düşmekte. Elinde avucunda parası olan parasını koruyabilmenin derdinde. Parası olmayansa faizdeki ve enflasyondaki ve dövizdeki artışın kendisini nasıl etkileyeceğini derin derin düşünmekte. Borsa İstanbul dünden sonra bu sabahta işlemlere ara vermek durumunda kaldı. Borsada işlemler endekse bağlı devre kesici sistemiyle geçici olarak durduruldu. Devre kesiciler devreye alındı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %5,5 azalışla 1304 puanla başladı. Borsa düşüşte döviz yükseliyor enflasyon rekor kırıyor, işsizlik rekor kırmakta ve yarın Türkiye'de 19 yıldır Türkiye'yi ve Türkiye'nin ekonomisini yöneten partinin büyük kongresi var. 19 yıl hazırlıktı, asıl şimdi başlayacağız diye açıklamalar yapanlar da var. O halde Halk Ana Haber Bülteni'ne başlayalım. Bir soru sorarak başlayalım. Hafta sonunda kimler döviz aldı, kimler dolar aldı, kimler bu döviz kurundaki sert yükselişle karına kar ekledi. Rekor oranda döviz alımının arkasında kimler var? Bir gecede düştü, bir gecede arttı. Ne o? Bakan bir daha baktı. Almak için değil, bozdurmak için içeri girdi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Haftanın ilk iş gününde piyasalar hareketlendi, döviz yükseldi. Herkes endişeli. Kurdaki bu hareketlilik elinde avucunda biraz olsun birikimi olan vatandaşı da endişelendirdi. Döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluştu. Peki vatandaş dünden bugüne ne yaptı? Dolar mı bozdurdu, altın mı alıp sattı ya da elinde avucunda zaten hiçbir şey yok muydu? <laughs> kimsenin beklemediği bir olay oldu. Dünden beri e, dolar, e, euro, altın bozduruyorlar. E, genelde çok e, ani bir e, dalgalanma olduğu için yükseldiği için e, çok bozuyorlar. Şu anda e, para yetiştiremiyoruz. Döviz bürosu işletmecisi Mehmet Selim Aslan böyle diyor. Vatandaş alımdan çok elindeki dövizi bozuyor. Bir de elinde birikimi olmayanlar var. Fiyatlara her şeyin fiyatı artacak. Daha pahalı olacak efendime söyleyeyim. Zorlanacağız yani vatandaş olarak. Hani bizim dolar altın alacak bir gücümüz yok yani zor zor geçinen bir insanlarız biz zaten. Ama sadece endişemiz fiyatların market alışverişi gıda alışverişinin artmasından endişeliyiz. Doların yükselmesi her şeyde kayıp, her şeyde erime. Dolar ve altın olmadı, hiçbir şey bozdurmadık. <laughs> Bekliyoruz öyle. Vallahi Cuma gecesinden belliydi zaten endeksin düşmesinden dolayı. Cuma gecesi borsada büyük bir satış oldu, yüzde üç değerinde. E ee, bazı kurumlar mı diyeyim artık bildi bildikleri için o cumadan satışı verdiler. Dövizdeki hareketliliği fırsata çeviren oldu mu? Yükseleceğinden birilerinin haberi var mıydı? Birçok iddia var. O iddialardan biri de bir günde ortalama 150 milyon dolarlık döviz satın alınırken cuma günü bu rakamın 450 milyon dolara ulaştı. Vatandaşta öyle bir para yok. Yani o herhalde toplumun yukarıdaki yüzde ikisinin öyle şeyi var. Gerisi günü kurtarmaya çalışıyor. Doların ateşi altını da hareketlendirdi. Cuma günü haftayı 400 lira seviyelerinde kapatmıştı gram altın. Şimdilerde ise 440 lirayı zorluyor. Şu anda fiyatlara çok bir yani bir bir anormallik var. Bunun bir yani piyasaların bir hatlaması, bir normalleşme, bir, bir belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Piyasaların ateşini düşürmek için bir silah çekilmesi gerekiyordu. Ne var iktidarın elinde? Ülkeyi yönetenlerin elindeki en büyük silah bir güven problemi var ekonomi yönetimine. Güven tesis etmek gerekiyor. Ne var? Ne kaldı elimizde geri? Ne kaldığını ben size göstereceğim şimdi. Sabah kahvaltı haberlerinde, sabah haberlerinde iktidar güdümündeki medyada sırayla 10'ar 15'er dakika arayla aynı isim konuk alındı. Yakından tanıdığınız bir isim. Dolar 3 lirayı geçerse üzüme tükürün diye açıklamalar yapmıştı kısa süre önce. Dolar 8 liraya dayandı ve Cumhurbaşkanlığında danışman olarak görev yapmaya devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Yiğit Bulut önce A Haber'de sırası değişmiş olabilir. A Haber'de Haber Türk'te ve CNN Türk'te bayrağımızın önünde aynı fonda ve bu kez yenilenmiş imajıyla, ülkücü boyuyla, öyle tabir ediliyor herhalde, e ekonomiyi anlattı. Güven tesis etmeye çalıştı Yiğit Bulut. Geçmişte yaptığı açıklamalar ortada. Bu sabah piyasaların ateşini düşürmek için ard arda belli ki talimatla Habertürk, CNN Türk ve A Haber'e çıkarak ekonomiyi anlatmaya çalıştı Yiğit Bulut. Yiğit Bulut'u ilkin dönemin Radikal Gazetesi'nde ekonomi yazıları yazarken, çekinik muhalif yazılar yazarken tanımış. Sonra bir anda e, siyasi olarak dönüşüne tanıklık etmiş ve kendisinin sarayda görevlendirildiğini duymuştuk. Ekranlara çıkıyor, ekonomiye dair öngörülerini sıralıyor. Saldırı altında olduğumuzu söyledi, özetle. Peki karşısındaki isimler, meslektaşlarım saldırı altında olduğumuzu anlatırken bayrağımızı da fon alarak... Saldırıda olduğumuzu söylerken Yiğit Bulut niye savunma mekanizmamız bu kadar zayıf diye niye soramadılar? Niye detaylı sorular soramadılar? O da medyanın ayıbı olsun. Fakat bu kare size belki bir şey hatırlattı. En son ne vakit bayrağımızın önünde birine röportaj verdirilmişti? Rıza Sarraf değil mi? O e, medya tarihine geçen röportajda bayrağımızın önünde... E, Ticari faaliyetlerini anlatmıştı en son hatırladığım bu sabahta fon olarak bayrağımızı seçmiş Yiğit Bulut ekonomide ekonomi çevrelerinin ateşini düşürmeye yönelik açıklamalar yaptı ee, yarın da dediğim gibi büyük kongresi var AKP'nin kabine değişikliği bekleniyor her an e, kongreden sonraya kaldığı konuşuluyor Ankara kulislerinde küskün yaratmak istemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yarın sürprizlerde yaşanabileceği belirtiliyor. Yine lebalep dolu olacak. Aşı nerede diye sorduğunuzu duyar gibiyim bilmiyorum. Yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir şey söylemiyor. Yarın kongre yine tıklım tıklım dolu olacak. Bugüne kadar ki en kalabalık kongre olacak muhtemelen. Fakat aşı yok. Türkiye'de bugüne kadar iki doz aşısını da yaptırabilmiş olan şanslı vatandaş sayısı 5,5 milyon. Biz kaç kişiyiz? 83 milyon. İngiltere nüfusunun yarısını aşılamayı başardı bu vakte kadar. Ve dün sadece 7 kişi hayatını kaybetti adada. Türkiye'de ise maalesef yine yüzün üzerinde hayatını kaybedenler. Aşıyı konuşacağız. Hepsi birbiriyle ilintili. Para sağlıkla, sağlık e, iktidarla, iktidarın politikalarıyla, kadın hakları, insan hakları hepsi aynı kapıya çıkıyor. Hepsi birbiriyle ilintili. Hadi devam edelim. Bugün salıydı. Mecliste grup toplantıları günüydü. Bayılıyorum grup toplantısı konuşmalarına. Bayılıyorum. Hepsine. Fakat yetersiz buluyorum sadece salı günleri grup toplantılarına sıkıştırılmış olmasın istiyorum. Bu ülkenin muhalefeti. Toplumsal muhalefetle el ele kol kola büyüsün istiyorum. Aklın peşine düşenler, bilimin peşine düşenler. Büyüsün, seslerini daha gür çıkarsınlar istiyorum. Önce ekonomiyle ilgili ne söyledi muhalefet liderleri? Ona bir bakalım. Benim alanım ekonomi. Türkiye'nin makro Erdoğanik sorunları vardır. İzlenen ekonomik politikası dünyada alay konusu. Bir ekonomi var, bir de erdonomi var. Erdonomi ne demek? Ekonomiden bir haber olmak. Bir gecede piyasalarda esen fırtına, döviz fırladı, borsa düştü. Faizler ise zaten %20'lere yakındı. Muhalefetin hedefinde tek bir isim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Bunu dedi ama her yanlışa bir bakan bir bürokrat harcarken çıkıp tek bir günde yanlış yaptım milletim beni affetsin demedi. Ne oldu Türkiye'de şirketler mi battı pazar akşamı itibariyle? Yani Türkiye'deki pazartesi sabah itibariyle Türkiye'deki şirketlerin değeri mi düştü? Saldık çayıra Mevlam kayra derler diye eskiler bunlar da öyle. 83 milyon kişi çalışıyoruz. Saray ve beslemeleri ve Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet ediyoruz. Fatura kime çıkıyor? Fatura bu ülkenin yoksul halklarına çıkıyor. Son 20 ayda Merkez Bankası'nın başına geçen üçüncü isim Dinacı Abal. Yerine eski AKP milletvekili Yeni Şafak gazetesi yazarı Şahap Kavcıoğlu getirildi. Bu ucube sistem çöp öğütür gibi bürokrat öğütüyor. Naci Abal'ın neden görevden alındığı açıklanmadı henüz. Muhalefete göre beklenmeyen bu değişikliği piyasalar kaldıramadı. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanı ne söylerse söylesin herkes biliyor ki Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaların değeri sıfır. Nihai yetki Cumhurbaşkanı'nda Cumhurbaşkanı ne derse o oluyor. Türkiye ekonomisinin bu şekilde köşeye sıkışmasının temel sorumlusu da büyük ekonomist Sayın Erdoğan'ın ta kendisidir. Bunlarda insaf yok. Bunlardan kör. Bir zamanlar gazete manşetleriyle bize istikamet veremezler diyordun. Şimdi bakıyorum da onlar sabah manşet atıyor sen akşamına gereğini yapıyorsun. Manşetlere eyle eyle gidiyorsunuz. Yolun açık olsun. Eleştirilerin, suçlamaların doğrudan hedefi Erdoğan. En sert tartışmalar eski kurmaylarıyla yaşanıyor. Benim alanım ekonomi. Ülkeyi yöneten zihniyet ve taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi ülkede kurumları adeta önemsizleştirdi. Bu ülke son 4 yılda Nobel ekonomi ödülünü almış akademisyenleri getirin. Onlar bile bir iki ay içinde ya görevden alınır ya da kaçıp gider bu kara cahil siyaset aklı nedeniyle. İyi Parti ve Deva Partisi'nden sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu da Naci Abal'ın Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin ne olduğunu sorması ve araştırılmasının istenmesi nedeniyle gönderildiği iddiasını dillendirdi. Rivayet olunur ki görevden alınan Merkez Bankası Başkanı ya bu 128 milyar doları kimlere peşkeş çektiniz diye soru sormuş. Sen misin bunu soran görevden alınmış. Taraflı Cumhurbaşkanı ve Akraba Bakan beraberce bu ülkenin Merkez Bankası'nın tam 130 milyar dolarlık rezervini erittiler. Merkez Bankaların rezervi kara gün parasıdır. Ne oldu? Bu rezervleri pandemiden önce erittiler önemli bir kısmını. Naci Abal'ın Erdoğan'a şükranlarını da sunarak veda etmesinin ardından karışan piyasalar bir gecede %10'dan fazla değer kaybeden Türk lirası. Ekonomi siyasetin en sıcak başlığı bir kez daha. En ağır eleştirileri de bir dönem yol arkadaşlığı yapmış olan isimlerin getirmesi ilginç. Ahmet Davutoğlu bu cahillikle buraya kadar diyor mesela. Ali Babacan çok sert eleştiriler getiriyor. Bir dönem birlikte yürüdükleri yol arkadaşları esnaftan çok tweet geliyor. Birazdan size Konya'yı ve Adıyaman'ı göstereceğim. Konya'da ve Adıyaman'da esnaf isyandaydı. Özellikle o iki ili göstereceğim. İktidar partilerine rekor oranda oy verilmiş olan iki ilde esnaf isyanda çantada keklik değil oylar. Bu gidişle kararımızı değiştireceğiz diyenler var. Mehmet Ali Yılmaz izleyicimiz diyor ki Mart ayında bin liralık yardım alacaktık. Esnafın yardımını yapacaklardı onu da yapamadılar. Oradan anlıyorum ekonominin gidişatını demekte. Nakdi yardım olmadı. Yapamadılar Mart ayında. Dış güçlerin dış güçler dış güçler diyoruz. Yahu bu dış, dış güçler sürekli bizle uğraşıyor. İşler şans eseri iyi gidecek olsa o zaman hiç dış güçler aklımıza gelmiyor. Dış güçler saldırıyı kesti demiyoruz da iyi gittiğinde işler biz başardık diyoruz. İşler kötüye gitmeye başlayınca dış güçler. Hani savunma mekanizmamız yok. Güvenilirliği var mı ekonomimizin yok. Londra'da Türk lirasının faizi gecelik yüzde 1400'e çıkmış vaziyette. Yabancı yatırımcı güvenmiyor. Türkiye Türk'ün propagandası yapılıyor ekranlarda. Hepsinde 10 ekranın 9'unda neredeyiz? 10 ekranın 8'inde ekonomimizin aslında şahane olduğu fakat saldırı altında olduğumuz dünyanın bizi çekemediği söyleniyor. Biz de size dış basında Türk ekonomisiyle ilgili ne yazıldı onu anlatalım. Merkez Bankası'ndaki görev değişimi ve ekonomik kriz dünya basının da gündeminde. Financial Times ve Wall Street Journal karar Merkez Bankası'nın bağımsızlığına olan güveni azalttı dedi. Erdoğan Merkez Bankası başkanını görevden alarak özüne döndü diyen Financial Times, Abal'ın 2 yıldan az bir zaman diliminde görevden alınan 3. Merkez Bankası başkanı olduğuna dikkat çekti. Gazete Abal'ın yerine atanan Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'nun bilinmeyen bir bankacılık profesörü olduğunu ileri sürdü. Kavcıoğlu'nun Erdoğan'ın yüksek faiz oranlarının enflasyona neden olduğu yönündeki görüşlerini paylaştığını, bu kararın Türk Lirası'nı olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Wall Street Journal'a Türkiye'nin faizleri aşağı çekerek enflasyonu düşürme yönündeki sıra dışı politikasının başarılı olma şansının çok düşük olduğunu öne sürdü. Türk lirasının daha uzun bir süre çalkantılı bir dönemden geçebileceğiyle iddia etti. Wall Street Journal muhabiri Sindru, Türkiye'nin Merkez Bankası sıra dışı politikayı uyguluyor başlıklı analizde faizleri düşürerek enflasyonun aşağı çekilmesi yönündeki görüşün Türkiye açısından uygulanabilir değil dedi. Kimsenin saçındaki jöleyle aldığı fazla kilolarla falan bir derdin problemi yok açıkçası. Jöle esprileri Yiğit Bulut için yapılıyor. Jöleli jöleli ee, bir kenara bırakalım bunları. İşini iyi yapabiliyor mu? İşinin ehli mi? Dış görünüşü, fiziği falan beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç. Ee, az evvel hani ülkücü bıyığı dedim. Özellikle yeni dönem Yiğit Bulut'u ülkücü bıyığı bırakmış. Çünkü iktidar ortakları artık MHP. O yüzden onu vurgulamak için. Yoksa beni hiç ilgilendirmez. Merkez Bankası'nın yeni başkanı beyefendi. Tanımayanlar için söyleyeyim. Şahap Kavcıoğlu. Önce işte eğitimine baktık değil mi hepimiz? Nedir? Ehil eller demiş şu an Merkez Bankası. Onu anlayalım diye. Yalnız doktora teziyle ilgili sıkıntı var. 2002'de doktora tezi yazmış Kavcıoğlu. Merkez Bankası'nın 2001 raporuyla çok benziyor. Hani alıntı yapmış diyelim hadi. intihal deniyor da buna. Kavcıoğlu'nun doktora tezi danışmanı, Berat Albayrak'ın da tez danışmanlığını yapmış olan bir isim. Erişah e, Arıcan. O Arıcan'la ilgili konuşulanları birazdan anlatayım size. Önce yeni başkanın doktora tezine bir bakalım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeni atandığı hakkındaki ilk iddia doktora tezindeki intihal oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştı Şuhab Kavcıoğlu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ndeki doktora tezi için intihar yaptığı ileri sürüldü. Bir gün gazetesinin haberine göre 2003 yılında yazdığı doktora tezinde 2001 yılı Merkez Bankası faaliyet raporundaki ifadelerden intihar yapıldığı öne sürüldü. O dönem 70. hesap yılı hakkında banka meclisinde hazırlanan faaliyet raporunda kopyala yapıştır tekniğiyle intihar yaptığı görülüyor. Tezin 117. sayfasında yazılanlarla Merkez Bankası raporunun 124 ve 126. sayfalarında yer alan ifadelerdeki örtüşme dikkat çekiyor. Aynı şekilde Merkez Bankası raporunun 128. sayfasıyla Kavcıoğlu'nun 120. sayfadaki bölümünde de benzerlikler var. Sayfalarca yer alan benzer paragraflarda Merkez Bankası'nın raporunu dipnot olarak gösterdi ancak ifadeleri tırnak içine almadı. Tezin danışmanı Profesör Dr. Erişah Arıcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da tez danışmanı. Temmuz 2019'da Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Murat Uysal'la ilgili de bu iddialar ortaya atılmıştı. Gecelik borç verme ve geleneksel ihalelere başvurduk. Şimdi Erişah Arıcan Hanımefendi ile ilgili vatandaş gazeteciliğinin gurur duyduğu isim Metin Cihan'ın gündeme getirdiği bazı noktalar var. Borsa İstanbul'un da başında bu Erişah Arıcan Hanımefendi. Aynı zamanda Berat Albayrak'ın tez danışmanlığını yapmış. Yeni Merkez, Merkez Bankası'nın yeni başkanının da danışmanlığını yapmış. Erişe Harıcan'la Berat Albayrak'ın yazışmaları Wikileaks belgelerinde. Yani Metin Cihan'ın da ortaya koyduğu bir iddia var. Siz yazmayın, yorulmayın, sizin yerinize biz yazarız tezinizi demiş o vakit üniversitede. Yani aslında hocası öğrencinin yerine tezi yazıyor. Olmuş mu diye de bir de gönderip soruyor. Olmuş ay hay güzel yazmışsınız elinize sağlık deniliyor. Tez böyle yazılıyor. İddia bu Wikileaks belgeleri. Metin Cihan'ın ortaya koyduğu. Bu Erişah Hanım şimdi yeni Merkez Bankası'nın yeni başkanının tez danışmanı çıkıyor. Birbirlerini tanıyorlar. Yani ekonomi yönetiminin birbirini tanıması kötü değil elbette ama ekonominin gerçekten ekonomiden anlayan ellerde olması işte o çok önemli sakin konuşmaya çalışıyorum. İki gündür yani bir ülkenin 100 yıllık tarihine sığacak şeyler yaşamaktayız. Ve bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum yaşadıklarımızın bu ülke tarihi açısından da. O yüzden mümkün mertebe heyecanımı dizginlemeye çalışıyorum. Seviyoruz, izliyoruz ama başımız ağrıyor her izlediğimizde sizi diyen izleyicimiz var. Üzgünüm. Yani biraz baş ağrıtabilirim. Ama aslına bakarsanız baş ağrıtan ben değil ülke gündemi sanırım. Bilmem ne dersiniz. Sağlık çok önemli. Sağlıktan mühim bir şey yok. Hani şu dönemden sapa sağlam çıkarsak, hayatta kalırsak, koronayı da atlatırsak hep beraber e, güzel günleri göreceğiz inşallah. Ben sağlıkçılardan söz edeceğim size. Sağlıkçılar şiddete uğruyor hastanelerde pandemi döneminde canlarını hiçe sayarak çalışıyorlar. Gece gündüz demeden çalışıyorlar, saldırıya uğruyorlar. Yer Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi, iki doktor ve bir temizlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi. Buraya normalde hasta yakını giriş çıkışı yasak ama bazen oluyor. Yeni hastalar geldiğinde bu kapı açılıyor. ...açıldığında bir şekilde buradan e, girmemeleri gereken yoğun bakım kısmına girmişler. Gözlem odasına izinsiz girdi. Yoğun bakıma alınacak olan babasına su içirmeye çalıştı Turgay A. Uzman doktor Aslı Bilge İpek ve doktor Halit Muhittin kendisini uyardı. Dışarı çıkarmaya çalışırken sizin şu an bulunduğunuz noktaya kadar gitti. Orada tam e, elini beline atıp isbu da delik deşik ederim diye bağırmaya başladı. Ancak Turgay A hem doktorlara hem de temizlik görevlisi Berat Şaşkın'a saldırdı. Saldırı Bartın Devlet Hastanesi'nin acil servisinde gerçekleşti. Şiddete uğrayan doktorlar ve temizlik görevlisi darp raporu alarak şikayetçi oldular. Ya, gel, gel. Gözaltına alınan Turgay A ve arkadaşı Oktay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi yarın kongreyi göreceğiz. Tıklım tıklım dolu kongre AKP kongresinde. Maskeler olacak mı? Şu bir buçuk milyon doz aşıyı çok merak ediyorum. Avrupa Birliği biz gönderdik diyor. Yani Avrupa Birliği'nde üretilen ve dünyaya gönderilen aşıların dökümanını yapmışlar Bloomberg. Diyor ki Türkiye'ye de 1,5 milyon doz gönderildi BioNTech-Pfizer aşısı. E biz almadık, yani biz almadık da alan oldu mu acaba? Ee, Sağlık Bakanı şu aralar Dünya Şiir Günü'yle ilgili tweetler atıyor. Yine aynı bildiğimiz maske uyarılarını yapıyor. Yarın bugünden daha tedbirli olalım diyor mesela. Ama aşıların devamı ne zaman gelir ona yanıt vermiyor. Sağlık çalışanlarının hak taleplerine de kulakları tıkalı sağlık çalışanları pandemi sürecinin en başında verilen sözlerin tutulmasını istiyor. E, meslek hastalığı sayılmıyor tam olarak her şeyden evvel koronavirüs. Ve CHP milletvekili Burhanettin Bulut da bunu soruyor. Sağlık Bakanlığı'na yanıtlanması istemiyle önerge verdi. Ama biliyorsunuz muhalefetin önergilerinin önemli kısmı zaten yanıtlanmıyor. Canından oldular, yıprandılar, hakları ise ödenmedi. Sağlık çalışanları bir yıl aşkın süredir salgınla mücadelede en ön safhada. Oysa talepleri net. Ödenmeyen hakları ve koronavirüsün meslek hastalığı sayılması. O istekleri CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut bir kez daha hatırlattı. Covid-19'dan hayatını kaybeden bir eczacının ailesinin yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Sağlık emekçileri için Covid-19'u bir meslek hastalığı olması gerektiğini ifade ettik. Yetkililer de başvurularda biz zaten bunu yerine getiriyoruz diye ifade ettiler. Ancak son örnekte olduğu gibi bir eczacının vefatı sonrası ailesinin başvurusunda eczacının Covid-19'u eczanesinde mi ya da bir başka yerde mi kaptığına ilişkin bir belge istenmektedir. Bulut, sağlıkçılardan virüsün nereden kaptıklarını ispatlamalarını istiyorlar dedi. Böyle bir şeyin mümkün olamayacağını altını çizdi ve ekledi. İlliyet bağı istenmektedir. Bunun karşılanması mümkün değildir. Bu biz meslek hastalığı kabul etmiyoruz demenin bir başka yoludur. Bu büyük bir vicdansızlık. Bu çerçevede bulut, sağlık çalışanlarının taleplerinin ne zaman yerine getirileceğini öğrenmek için bakanlığa önerge verdi. Çok haklı bir soru. Tedbirler vaka sayısına göre değil, siyasi konjonktüre ve takvime göre belirleniyor Türkiye'de. Yarın AKP'nin kongresi var. Yarından sonra yapılacak ilk kabine toplantısında sıkı önlemler açıklanabilir mi diye merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Bekleyip görelim. Harita çoktan kızardı. Türkiye'de kızarmayan, rengi değişmeyen ilk almadı. Bir tek şırnak mavi risk haritasında. Ama en son 1 Mart'ta açıklanmıştı. Bugün 23 Mart. Resmi haritada halen İstanbul mesela turuncu illerden biri oysa çoktan kızardı. Ankara kızardı. Her yer her yer Uşak bile rengi değişti. Uşak bile artık sarı. Ama bir tek Şırnak şurada göstereyim mavi. Yani düşük riskli. 70 ilin rengi değişti. 39 il kırmızıya döndü. E Sağlık da ne yapsın? Twitter'da Dünya Şiir Günü paylaşımları yapıyor. Ben bir şiir yazdım. Sağlık Bakanı'na ithaf ettim. Birazdan o şiiri paylaşacağım sizinle. Önce haberi izleyelim. Covid-19 can almaya devam ediyor. Son iki gündür hayatını kaybedenlerin sayısı yüzün üzerinde. Toplam can kaybı 30.178'e yükseldi. Günlük açıklanan vaka sayısı ise 22.000 bandını aştı. E, Türkiye maalesef Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü en çok vaka görülen Ülke durumunda? Bütün ülke genel bir yüksek risk altında şu anda. Sağlık Bakanı Koca son bir haftada vaka sayısı artan ve azalan illeri paylaştı. Buna göre vaka sayısı en çok artan iller Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu. Vaka sayısı en çok azalan illerse Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Son açıklanan illerin vaka sayılarına göre 39 il kırmızıya döndü. Tek mavi yani düşük riskli il Şırnak kaldı. Üç büyük ilde de vaka sayıları artmaya devam ediyor. İstanbul'da 100 binde 60 olan vaka sayısı önce 178'e, son olaraksa 251'e çıktı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından uyardı. Memişoğlu, salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor, aman dikkat dedi. Hastaneler tekrar dolmaya başladı, yoğun bakımda dolmaya başladı. Ankara'da artık çok yüksek riskli iller arasında. Vaka sayısı 100 binde 68'den 107'ye yükseldi. Yoğun bakımda doluluk oranı %66'yı geçti. Şu an itibariyle sizin de ifade ettiğiniz gibi %66'lık bir yoğun bakım doluluk oranı söz konusu. %80'leri geçme durumunda daha ciddi bir alarm durumu söz konusu olacaktır. İzmir'in vaka sayısı ise 100 binde 78'den 111'e yükseldi. Bir hafta içinde İzmir'de %42'lik bir artış oldu ve kırmızı çizgiye geçtik. Çok yüksek riskli bir il olduk. Şimdi böyle devam etmesi durumunda yoğun bakımlarda pandemi servislerinde aynen Kasım ayında yaşadığımız sıkıntıları yaşamamız olası. Vaka sayısı en yüksek riskli iller yine Karadeniz'de. İlk sırada Samsun var. Burada çok var kızım çok. En önde gidiyor Samsun. Onun için ben de hiç 6 aydır sokağa çıkmadım. Şimdiye kadar 13 milyon 500 bin kişi aşılandı. Ancak onlardan sadece 5 milyon 500 bin kişi ikinci doz aşısını olabildi. Sinovac adlı aşının tedarikiyle ilgili bir bilinmezlik var gerçekten. Aşı var mı yok mu bunu bilmiyoruz. İstanbul'da ikinci doz aşıyı 849 bin kişi şu ana kadar yaptırmış durumda. Aşılar hangi zamanda ne kadar gelecek, kimlerle ne tür e, bağlantılar yapıldı bu konularda halen açık. Açıklama yapılmamaktadır. İstanbul'da çok hızlı bir şekilde aşılamaya ihtiyaç vardır. İstanbul'da 1 milyon kişi bile değil iki doz aşı yaptırmış olan. Türkiye'de beş buçuk milyon yalnızca. Kendimden geçtim öğretmenleri aşılasaydınız bari. Bugün Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüzde on kadarını aslında aşıladık öğretmenlerin diyor. Öyle mi? Öğretmenlerin on öğretmenden biri aşılandı mı? İki doz aşı yaptınız yani. Öyle mi? Öyle mi Milli Eğitim Bakanı? Kabine değişikliği gündemde Sağlık Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı yerlerini koruyacaklar mı bilmiyoruz. Ama politikalar sürüyor. Türkiye'de sürekli Milli Eğitim Bakanı değişiyor zaten. En sık değişen bakanlardan, bakanlıklardan birisi. Politikalar aynı. Sağlık Bakanı'na da şiir yazdım. Arz edeyim. Danışmanları, basın danışmanları, yardımcıları aktarsınlar. Sayın Fahrettin Koca'ya ithafen. Ha bugün ha yarın derken kaybediyoruz virüsle savaşı. Lebalep kongreler, VIP cenazeler gelemedi gitti beklenen o aşı. Arz ederim. Okullara bakalım efendim. Tam 36 okul ve 31 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmek durumunda kalındı. Şimdi ilk sınavları yaptılar yüz yüze. Ders işlenemedi. İkinci sınavları da önümüzdeki haftadan itibaren yapacaklarmış. Ya ne anlatıldı ki öğrencilere ne sınavı yapıyorsunuz siz? Adet yerini bulsun. Eğitim sendikaları seslerini yükseltmeye çalışıyor. <laughs> Vaka sayıları hızla büyüyünce eğitim alanında da riskler artmaya devam ediyor. Bir haftada 36 okul ve 31 sınıf koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Eğitim Sen son bir haftada ara verilen okulları açıkladı. Tehlikenin boyutu bir kez daha ortaya çıktı. Sendikanın paylaştığı verilerde son bir haftada 442 öğretmen, 224 öğrenci ve 34 eğitim personelinin COVID-19 testi pozitif çıktı. İnşallah de... 33 öğretmen temaslı durumda. İki personel de salgından dolayı hayatını kaybetti. Mevcut tabloya eğitim sendikalarından ortak ses geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na eşit taşı ve eğitim çağrısı yapıldı. Bu yine vakalar artırırken, artarken 5. 6. ve 7. ve 8. sınıflarda da sınavların başlaması bir problemdir. Bütün bu sorunların kaynağı aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın vakalara ve temaslı sayılarına ilişkin okullara, illere, ilçelere göre açık ve net ve şeffaf biçimde tabloları paylaşmaması. Milli Eğitim Bakanlığı bu verileri Türkiye Eğitim Kamuoyu ile paylaşmak zorunda. Talebimiz budur. Değdi mi bu yapmış olduğunuza? Sadece yüz yüze sınavlar yapmak adına ikinci dönem aşı olmadan okulları açmak değdi mi bu yaşananlara? Bu arada sevilen sanatçı Suavi de koronavirüse yakalanmış eşinden sonra. Ona da geçmiş olsun diyelim. Durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Yakın çevremizde çok fazla yine hastalığa yakalananların haberlerini alır olduk. Dikkat edelim ne olur. Hep söylüyorum e, suç bizde değil asla değil çalışmak durumunda bırakıldık. Tıklım tıklım dolu toplu taşıma araçlarına bindik. Bir tek çalışmamıza izin verildi. Destek olunmadı esnafa. Gerektiği gibi kapatılamadı ekonomi durumumuz olmadığı için. Ve şimdi sonuçlarını yaşıyoruz hep birlikte. Kimileri avantajlı kimilerine farklı muamelede bulunuldu. İktidar Partisi'nin kongreleri toplandı. Toplanmaya da devam ediyor. Yarında en büyüğü var bir kez daha söyleyeyim. Çare çare basit bilim. Çare aşı. O da bizde yok. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. Geldiğiyle, geldiği kadarıyla yetiniyoruz. Aşı yoksa hemen o boşluğu kim dolduracak? Dolduruyorlar işte. Nedir bu diyeceksiniz? Muska yazıyorlarmış. Korona muskası. Yok böyle bir şey. Aman ha izleyenler arasında Aa, varsa biz de yazdıralım diyenler olursa. Ha bilmem. E, dolandırıcılar efendim. Paranızdan olduğunuzla kalırsınız. Sağlığınızı da yitirirsiniz. Nüfusa oranla vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da dolandırıcılar harekete geçti. Son zamanda korona muskacıları türedi. Metafizik uzmanı Beytullah Şentürk uyardı. Dini suistimal edenler var. Ee, lütfen bu, 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 tür, bu tür suistimal eden şarlatanlara prim vermeyelim. Biliyorsunuz dolandırıcılık sistemi artık global yani yeni yeni olaylar neyse insanın üzerinde problemler neyse onun üzerine hemen anda bir bir karşılık bir dolandırıcı sistemi uygulanabiliyor. Vatandaşın duygularını suistimal ederek kendilerine din görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşa para karşılığında muska sattı. Bu tür olaylara kesinlikle ve kesinlikle inanmayınız. Korona muskası diye bir şey yoktur. Şimdi çok tweet geliyor. Bu Ayasofya Camii baş imamıyla İktidar sözcüsü Bülent Turan birbirine girdi. Bülent Turan'ı destekleyenler var. Ayasofya baş imamını destekleyenler var. Konuşacağız birazdan efendim. Birazdan. Oraya sıra gelecek. Uzun uza diye konuşacağız. Şimdi birçok düğmeye aynı anda bastı. Kongre öncesi iktidar. 2023'te yapılacağı söyleniyor ısrarla. Seçimin zamanında yapılacağı söyleniyor ama tüm belirtiler göründü. 2023'e kadar beklemeyecek muhtemelen ee, ve bir erken seçim sandığını önümüzde bulacağız. Andımızı kaldırarak işte Kürt seçmenin oyunu alabilir miyim diye düşündü. Ee, efendim söyleyeyim başka e, adımlarla İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırarak daha doğrusu İstanbul Sözleşmesi'nden kan hükmünde ile Türkiye'yi çektiğini açıklayarak cemaatlerin, tarikatların acaba oyunu kazanabilir miyim planı yaptı iktidar tüm bu planlar işleyecek mi ve oyunu koruyabilecek mi ilk seçimde göreceğiz. O da 2023'te olmayacak. Muhtemelen daha erken olacak. Ama çocuklarımız siyaset konusu yapılamaz. Ama eğitim siyasetten ayrı ele alınmalı. Eee üstelik AKP seçmen içinde de andımız okunmalı diyenlerin sayısı bir hayli fazla. Nihayet bir araştırma şirketi araştırmış efendim andımızla ilgili verilmiş olan kararı. Partilere göre, hangi partiye oy verdiğine göre seçmene sormuş. Andımız okunsun mu, kaldırıldığı iyi mi oldu diye. Andımız bir yönetmelikle gelmişti ve milli eğitim bakanlığı da Erdoğan'ın talimatı üzerine andımızı kaldırın dedi yönetmeliği değiştirdiler, kaldırdılar. Bize göre milletimizin en büyük, en etkili andı. İstiklal Marşımızdır. Haftalardır tartışılan konu seçmene soruldu, araştırıldı. Andımız okutulsun diyenlerin oranı açıklandı. AKP tabanının Erdoğan'dan farklı düşündüğü ortaya çıktı. Andımız sizce yeniden okullarda okutulmalı mı? Tabii ki. Tabii ki biz öyle büyüdük. Okutulmalı. Kaldırmak ihanettir bir defa. Tabii ki okutulmalı. Aksoy araştırmanın çalışmasında vatandaşlara andımızın okullarda okutulup okutulmayacağına ilişkin siz karar veriyor olsaydınız hangisini seçerdiniz sorusu yöneltildi. Sonuca göre %76 yeniden okutulmasını, %23.4'ü andımızın kaldırılmasını seçerdim dedi. Okutulabilir. Neden okutulmasın? Sonuçta Atatürk'ün verdiği bir şeydi. Okutulması gerekebilir. Sonuçta Şimdiki yeni nesile de gerekli. Yani kimse hiçbir şey bilmiyor. Yani Atatürk'ün ilkelerini falan da bilmiyorlar. Sizce andığımız yeniden okutulmalı mı? Bence okutulmalı. Yani yeni nesil çocuklar bunları bilmeli. Bizim zamanımızda vardı fakat sonradan yani kaldırıldı, kötü oldu bence. Tüm eğitim hayatı boyunca soğukta titreyerek andığımızı da en son ilkokulda okuyup şu anda liseye giden öğrenci de andımızın yeniden okutulmasından yana. Haftalardır siyasetin en tartışmalı konusu andığımız sokağın nabzı ise yapılan anketlere yansıdı. Her şey hallettik şimdi bu mu kaldı yani? O kadar şey oluyor ülkede memlekette. Andımız mı kaldı? Okula mı kaldık? Partilere yönelik dağılıma yer verilen araştırmada CHP seçmeninin %96'sı, İYİ Parti seçmeninin %92.9'u, MHP seçmeninin %83.8'i, AKP seçmeninin %74.9'u ve HDP seçmeninin %39.5'i andımızın okullarda okutulmasını devam ettirirdim yanıtını verdi. Bence okutulmasın. Bence bunun yerine daha güzel bilgiler, daha güzel eğitimler verilsin daha modern, Avrupa gibi, çağ gibi, yeni dünya gibi yani. Bu geride kalmış bir şey ya. Şimdi herkesin ağzına bir parmak bal. Kim neden hoşlanır ona göre adım atılsın. Bu çok açık artık. Bunu görmemek hani 19 yıldır yaşadıklarımızdan bir haber olmayı gerektirir ki görüyoruz herhalde hepimiz değil mi haberleri takip ettiğimize göre. Şimdi Kürt seçmenin oyunu böyle alabilecek ama HDP'nin kapatılması ile ilgili başvuru ona ne olacak. Nevruz meydanlarını görmüşsünüzdür hafta sonunda tıklım tıklım doluydu. Her kapatma davasından sonra yeni açılan parti daha da fazla oy alarak meclise girdi bugüne kadar geçmişti. Bu kez neyi yaşayacağız biz? AKP'lilere sorduğunuz zaman HDP'nin kapatılması ile ilgili başvuruyor. o bağımsız yargının kararıdır diyorlar. Yargı bağımsız ya Türkiye'de. Yargının bileceği iş biz müdahale edemeyiz diyorlar. Peki Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç o da yargıyla ilgili diyorlar. HDP siyasetten vazgeçmeyeceğiz diyor. Gergerlioğlu da hak aramaktan vazgeçmiyor. Kapatma davası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binasında değil, bizzat sarayda hazırlanmıştır. Sizi durduracağız, kaybedeceksiniz. Söz bu NATO yargının bizim değil. Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir değerli arkadaşlarım. Seçimle gelen seçimle gider. AKP'den HDP'nin kapatılması ile ilgili kararı yargı verecek açıklamaları sürüyor. HDP cephesindense tepkiler. HDP bir bina mıdır sadece? HDP bir dükkan mıdır? Ne sanıyorsunuz siz? HDP meydanlardaki milyonlardır demokratik bir ülkede terör illiyeti mi olur? 6 milyon aziz mübarek insan size Kandil'in aparti oğlu diye oy vermedi. Milletten zaten bir parti destek almazsa tarihin çöp sepetine gider. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP PKK'nın partisidir dedi. Yüzlerce gerekçe gösterdi. Deliller arasına İmralı günlükleri kitabını da koydu. 2013 yılında başlayan çözüm sürecinde İmralı görüşmelerinde HDP'li milletvekillerinin terörist elebaşına sayın demeleri partinin terör örgütüyle bağlantısının kanıtlarından dedi. Bize karşı açılan kapatma davası yargı süsü verilmiş siyasi bir intikam davasından başka bir şey değil. PKK'yı kınayın dedik. Kandili terk edin dedik. HDP'yi kapatamazsınız. Karanlık bir yola girdiniz, ülkeyi uçurma sürükliyorsunuz. Ve milletvekilliği düşürüldükten sonra meclisi terk etmeyen HDP'li Ömer Faruk Yergerlioğlu eski vekil 5. günün sabahında lavaboya gittiği sırada gözaltına alınmış ve meclisten çıkarılmıştı. HDP'nin tepkisi sürüyor. Şimdi biz burada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısının karşısında oturuyoruz. Bizim hakkımızda sahte delillerle, uyduruk delillerle kumpas üretiliyor. Nerede? Meclis çatısında. Gözaltına tepki hala sert HDP'den. Mithat Sancar net konuştu. HDP siyasetten vazgeçmeyecek dedi. Allah yardımcımız, Hızır yoldaşımızdır. Hoşçakalın arkadaşlar. Salıydı bugün grup toplantıları vardı dedim. Grup toplantılarında ne konuşulduğunu yavaş yavaş ekrana getiriyorum. Yarın yapıyor İyi Parti'de grup toplantıları çarşamba günü oluyor. O yüzden Meral Akşener yarın konuşacak. Bugün Kılıçdaroğlu grup kürsüsündeydi. Şimdi biraz yapıcı olun. Çözüm önerisi yok mu muhalefetin? Her şeyime eleştiri diyenler var ya. Onlara hitap etti biraz da. Reçete sundu. Ekonomiden anlamıyorsanız bakın ben ekonomiyi bilen biri olarak yıllarca ee, hani kamuda e, yöneticilik de yapmış biri olarak size bir reçete sunacağım dedi. Madde, madde sıraladı. Şimdi çözüm önerisi sunuyor. Bu önemli. Kulak veren olur ya da olmaz. Bilmiyorum. Hani muhalefetin önerisi neymiş diyenler için bu haber. Bir. Kesinlikle, kesinlikle Erdoğan'ın çıkıp ben ciddi bir israfa son paketini açıklayacağım deyip milletin önüne çıkması lazım. İki, bütçe disiplini sağlayacağım. Mali disiplini sağlayacağım. Devletin nerelerde paraları var ben bilmiyorum tamamını bütçeye getireceğim. Vatandaş da bilecek ben de bileceğim. 600 milletvekili de bilecek paraların nerede olduğunu. Üç, Bağımsız kurumlara asla siyasi müdahale yapmayacağım diye açık ve net açıklama yapması lazım. Bunun için önce Merkez Bankası Başkanlığı ve para politikası kurulunu hemen görevden alması lazım. Hem içeride hem dışarıda saygınlığı olan bir kişiyi getirip Merkez Bankası başkanı yapması lazım ve Merkez Bankası başkanı 5 yıl süreyle görevde kalacak. 4. Hemen derhal ekonomik ve sosyal konseyi toplayacaksın kardeşim. Topla kardeşim. Şikayet edenleri bir topla. Sen de bakanları diz karşısına. Memleketin sorunlarını anlasınlar, oturun çözümü beraber üretin. Beş. Diyoruz ki ya bu pandemi döneminde sorunlar var. Ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla her birimiz biraz fedakarlığa katlanacağız. Güzel. İşçisi katlanıyor, memuru katlanıyor, esnafı katlanıyor, sanayicisi katlanıyor. Peki kardeşim bu dövizle ihale alanlar neden fedakarlık yaptı? Altı, tahsili gecikmiş alacaklar var. Devlete ödemesi gereken parayı ödemiyor. Döviz bazında veya Türk lirası bazında. Dünyanın kredisini çekmiş. Koşa koşa gidiyorlar Erdoğan'a. Ya bu banka bizi sıkıştırıyor. Yeniden borçları yapılandıralım. Yeniden erteliyorlar. Ödemezseniz hapsediyorlar mı? Parayı niye ödemiyorsunuz diyorlar mı? Diyemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Ve salgının en çok etkilediği kesimler için bir toplumsal dayanışma programını açıklamak zorundadır Erdoğan. Sekiz, kısa vadeli istihdam olanağının mutlaka sağlanması lazım. Atama bekleyen öğretmen var. Sayıştaya göre 138 bin öğretmen açığı var. Atanması lazım. Sağlık kadrolarında boş var. Sağlık kadrolarının atanması lazım. Engelli kadroları boş. Engelli kadroların atanması lazım. Güvenli kadroları boş. güvenli kadroların atanması lazım. Ve dokuzuncu madde bu ihvan politikasından vazgeçecek. Şimdi ağır ağır adımlar atıyor. İnşallah devam eder. Ve yurtta barış, dünyada barış eksenli bir dış politikayı oturtmak zorunda. Bu yanlış politika Türkiye'ye büyük maliyetler yükledi. Şimdi prompter'dan camdan akan yazıyı okumuyorum. Camdan konuşmaya gayret ediyorum. Sürçlü lisan edebiliyoruz. Kusura bakmayın bir yanlışı düzelteyim. Çarşambaları yapıyor epeydir İyi Parti grup toplantılarını da bu hafta Meral Akşener salıdan düzenledi. Kürsüdeydi. Şimdi izleyeceksiniz zaten. Hah, onu düzelteyim. Çünkü yarın AKP'nin e, kongresi var. İyi Parti belli ki o yüzden bir gün öne çekti grup toplantısını. Meral Akşener'in gündeminde de ekonomi vardı tabii. Ama şimdi bizim de uzun uzadıya anlatacağımız gibi kadın cinayetleri ve İstanbul sözleşmesinden de söz etti. Söyledikleri çok mühimdi. Ölmek istemiyoruz diyor kadınlar. Bundan daha büyük, bundan daha haklı bir mücadele var mı? Bir gün içinde 6 kadın. Haber merkezinde bugün ajanslara düşen kadın cinayetleri haberini saymaya yetişemedik. Sayabildiğimiz kadarıyla 24 saatte 6 kadın cinayeti işlendi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğimiz açıklandıktan sonraki ilk günler bunlar. Zaten sözleşmenin gereği yerine getirilmiyordu epey uzun zamandır. Şimdi psikolojik baskı da kalktı üzerinden. Eşini cezaevinden izinli çıkıp eşini öldüren kişi adliyeye götürülürken "Adamsın sen adam helal olsun." diye bağıran da vardı. Bunu da gördük. Bunu konuşacağız. <laughs> Bir kişi kalk dedi ki ben fes ediyorum dedi. Resmi gazetede gördük. Kimsin sen? Bu millet seni demokratik yollarla özellikle de kadınların oylarıyla o zorbayı oradan aşağıya demokratik yollarla indirecektir. İstanbul Sözleşmesi'nin hedefi belli. Kadınları, çocukları ve aileyi koruyup kollamak. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız. Bu hakkımız var istediğimizden de çıkarız. Kimse kadınların önünde takoz olmayacak. İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Bu soruyu soruyor muhalefet. Hedef tahtasındaki isimse sözleşmeyi tek imza ile iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu gazi meclisten oy birliğiyle çıkan kendisini de imzaladı, yürürlüğe koydu bir sözleşme ben feshettim diyor. Kime danıştın? Kime sordun? Hangi kadınlara sordun sen? Sırf çarpık zihniyetli bir azınlığa şirinlik yapacağım diye Türkiye'de şiddet gören, istismar edilen, tacize, tecavüze uğrayan kadınlarımızın, çocuklarımızın güvenliğini, kutsal aile yapımızı kurban ediyor. İşin özü işte budur. İstanbul Sözleşmesi eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edilmiştir. Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı alması da bu nedene dayanmaktadır. Eşcinsel evliliklerin onaylandığını yazıyor bu sözleşmede. Yani inanır mısınız belki 20 defa okudum. Evet. Acaba bir yerde mi ben mi kaçırıyorum, ben mi görmüyorum? Hayır yazmıyor. Diplomatlarımız, siyaset bilimcilerimiz, hukukçularımız sözleşmeyi kelime kelime noktasına virgülüne kadar incelediler. Hükümetin bütün iddiaları, bu sözleşmeyle ilgili ortada oluşan bütün dedikoduların hepsi yalan. Pek çok kadın örgütü ve muhalefet gibi bazı AKP'li isimler de Fahrettin Altun'un eşcinselliği normalleştiriyor açıklamasına karşı. Kadın sorununu konuşurken e, aslında arkada, arkada bir feminist aklın e, daha çok cinsiyet karşıtlığını konuşuyoruz. Kardeşim, madem kafanızı karıştıran maddeler vardı... O zaman sözleşmeyi neden imzaladınız? Bütün kadınların huzurunda Erdoğan'a soruyorum. Sen bunun neresine karşısın? Destekçisinden de tık yok yalnız onu da ifade edelim. Aile toplumun temeli. Bu sözleşme ailenin dibine bomba yerleştiriyor. Gelinen bu noktada sizce de bir gariplik yok mu? Elbette garip ama şaşırtıcı değil. Neden mi? Çünkü arkadaşlar zorda çünkü oylar eriyor. O nedenle Sayın Erdoğan panik içerisinde kimin gözüne nasıl girerim? Kimden nasıl siyaset devşiririm diye çırpınıyor, çırpınıyor. Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi imzaladığı sözleşmeyi feshetmesinin asıl nedeninin yeni ittifak arayışı olduğu iddiasında. Sözleşmeye başından bu yana açıkça karşı çıkan Saadet Partisi seçmenine yönelik bir hamle olarak değerlendiriyor. Bir hakkı kadınların elinden almak zorbalıktır. Bu devlette zorbalığa asla izin vermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bir isim daha vardı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop. En çok itiraz etmesi gereken kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Milletin iradesi gasp edilmiştir. Onun için diyorum sen kimsin? Burada 600 milletvekili var. Her birisinin arkasında da milletin oyu var. İstanbul Sözleşmesi artık Türkiye için geçerli değil muhalefet tepkili. Haklarını aramaya devam ediyor bu ülkede kadınlar. Ülkenin en haklı, en büyük direnişini sergiliyorlar ve elbette kazanacaklar. İsmail Saymaz gazeteci meslektaşım bugün diyor ki Fatih Çarşamba'daki İsmail başta birçok tarikat kadın erkek eşitliğini reddettiği için İstanbul Sözleşmesi reddettikleri için İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyor. Bahane eşcinsellik. Kanunla eşcinsel olunduğu görülmüş müdür? Korkarım bu kafayla Çarşamba Sözleşmesi'ne imza atacağız. Tarikatlar, cemaatler AKP'den daha fazlasını istiyor. Şimdi bu yetmez diyorlar. Ayasofya baş imamına karışamazsın ey Bülent Turan diyorlar. Ey Özlem Zengin sözlerine dikkat et biz rencide oluyoruz demekteler. Daha fazlasını daha fazlasını istiyorlar. Bu arada İstanbul Sözleşmesi'den ister çıkarız ister gireriz uluslararası sözleşmelere. Egemen bir devletiz diyor İçişleri Bakanı da. Erkek egemen siyaset dilini de kullanarak. Elbette egemen bir devletiz. Ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Meclisin duvarında Yazdığı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisine getirdiniz mi? Yok. Kim karar verdi? Bir gece öyle istedik. Kanun hükmünde kararnameyle düzenlendi. Şimdi zaten uygulanmıyordu, söylediğim gibi gereği yapılmıyordu. Şimdi o psikolojik baskı da kalktı üzerinden ve gurur duyarak adliyeye götürüldü bir katil, cezaevinden izinli çıkıp karısını öldüren katil. Helal olsun, adamsın adam alkışları arasında bu şehirde benden habersiz kuş uçmaz diye bir de gazeteciler açıklama yaptı. Geldiğimiz nokta budur. Haber merkezinde bugün takip etmeye çalıştık. Her yerden cinayet haberi yağdı. Kadın cinayeti haberi. Özetlemeye çalıştık. Çatıdan halatla sarktı, balkondan eve girdi. Boşanmak isteyen eşini öldürdü. Burası Denizli'nin Pamukkale ilçesi. İki çocuk annesi Meral Sivrikaya boşanma kararı aldı. İki hafta önce de kızının yanına yerleşti. Erkan Sivrikaya kızının evine gitti. Çaldığı kapı açılmayınca çatıya çıktı. Beşinci kattaki daireye halatla indi. Balkondan girdi. Eşi Meral Sivrikaya'yı bıçakladı. Halat sarkıttığı evin camına da af yok yazdığı ortaya çıktı. Katil zanlısı apartman sakinleri tarafından yakalandı. Polise teslim edildi. Sağlık görevlileri geldi. Ancak artık çok geçti. Meral Sivrikaya hayatını kaybetmişti. Bir kadın da İzmir'de katledildi. Bu kez fail bir polisti. Bu araçta yaşandı iddiaya göre tartışma ve cinayetin bahanesi oldu. Polis silahını çekti, nişanlısı Nagihan Üyü'yü öldürdü. Aynı silahla kendisini de vurdu. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Serpil Fikirli de Osmaniye'de yaşıyordu. Kardeşinin evleneceği gün evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Alanya'da cezaevinden izinli çıktı, evli olduğu Rabia Doğan'ı öldürdü. Emniyete götürülürken böyle destek geldi katil zanlısına. Adamsın adam, adamın kralısın adamın kralı. Lan oğlum, adamsın. Daha bakamadık. Sokaktaki gezlerinde kimse ol. Adam. Ol. Isparta'da kayıp olan Zilfinur Bakırsa ölü bulundu. Bakır 5 Mart cuma günü sabah saatlerinde markete gitmek için evden çıkmıştı. Bir daha dönmedi. Cansız bedenine ulaşıldı. E Adamsın adam adamın kralısın diyor karısını öldürmüş adliyeye götürülüyor nasıl götürüldüğünü de görüyorsunuz iki kadın bir araya gelse eylem yapacağız İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye eylem yapacağız dese ki dün bir araya geldi 20 kadın Taksim meydanında etrafında 4 otobüs polis 2 panzer zırhlı araçlar tomalar önlem alınıyor katil adliyeye götürülürken adamsın diyorlar o da bu şehirde benden habersiz kuş uçmaz diyor gidiyor yargılanmaya. Geldiğimiz nokta bu mudur? Nasıl bakacaksınız bu kadınların bu fotoğrafta kalmış gözlerine, bu fotoğraflarda kalan bakışlara, son bakışlara? Onlar artık aramızda yok. Sayı değil, can. İnsan canından söz ediyoruz. 24 saat içinde 5 kadın Kadın cinayetine kurban gitti bu ülkede. Saat 21'de pencerelerden ses çıkarıyor kadınlar. Anlatacağım. İ Saat 21'de 2 saat sonra Türkiye'nin neresindeyseniz ya da dünyanın neresinde yaşıyorsanız kadın cinayetlerini durdurun demek için İstanbul Sözleşmesi yaşatır uygulayın demek için pencerelerde tava tencere çalacak olan kadınların görüntüleriydi bunlar öyle söyleyeyim dün pencerelerdeydiler haberimiz yoktu eylemden diyenler var. Tencerede tava tencere çalarken komşusu tarafından uyarılanlar da olmuş. Ne yapıyorsun hayırdır diye seslenilenler yalnız olduğunu hissedenler de olmuş. Şimdi bu eylemi büyütmeye çalışıyor kadınlar ki seslerini duyurabilsinler. Dünyanın en haklı eylemi az evvel ilk bölümün sonunda size sayamadık. Gün içerisinde ajanslara düşen kadın cinayetlerini sayamadık diye söyledik. Bakmayın siz psikolojik bir bariyerdi aslında bakarsanız İstanbul Sözleşmesi uygulanmıyor olsa bile. Ekranlarda dile getirilenler, konuşulanlar, yargının tutumu, emniyetin tutumu artık bardağı taşıran son damla oldu. Ve bu ülkenin cesur kadınları her akşam 21'de balkondayız diyorlar. Ha neye yarayacak diye soranlar oluyor. Hiçbir şey olmasa bile tarafımız belli olur diyorlar. Duyurmak istedim efendim konuşacağım birazdan size. Bir örnek anlatacağım. Cezaevinden çıkan kocası tarafından tehdit edilen bir kadının öyküsü ekrana gelecek birazdan. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Uygulamak, geri dönmek gerekiyor. Tarikatların, cemaatlerin baskısıyla alınmış olan kararı sevinç çığlıklarıyla karşılayanlar da var. Bahsedeceğiz. Halkan Haber bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Ee, en kızdığım şey de bunlar suni gündem maddeleri. Gerçek gündemi konuşun diyenler. Hayır gerçek gündem bu. Gündemimiz bu. Elbette çok can yakıcı bir ekonomik kriz yaşanmakta ama birbirinden bağımsız değil. Dün bülteni kapatırken de söylemiştim. Bir ülkede kadınlar canından endişe ediyorsa o ülkede ekonomi de yolunda gitmez, hiçbir şey de yolunda gitmez bir kez daha söyleyeyim. Ama bahsedelim mutfak enflasyonundan. Mutfak yanıyor. Yapılan hesaplamalara göre %40'a gelip dayanmış durumda en iyimser tahminlerle. Yıllık gıda enflasyonu temel gıda maddelerine ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. Markete girdiğimiz zaman çıkınca şaşırıyoruz. Elimizdeki fişi bir kez daha inceliyoruz. Ne aldım ben böyle diye. Çok can yakıyor. Bir şey alamıyor vatandaş. Sofrasına yiyecek temel gıda maddelerini koymakta zorlanıyor. Bir markete gitseniz önceden 50 liraya dolan poşet şimdi 200 liraya dolmuyor. Yani e, gıdaya Zaten giyim kuşama bir şey almıyoruz. Ancak gıdaya harcamamız gıdaya oluyor yani. Vatandaş giyim kuşama bütçe ayıramıyor artık. Kazandığının yarısından fazlası gıdaya gidiyor. Gelen zamlarla her geçen gün alım gücü erimeye devam ediyor. Vallahi hiç zamsız bir şey kalmadı ki. Her şey zam geldi. Ya yani niye ben sana söyleyeyim? Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, halkın enflasyonu araştırmasının Mart ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinin fiyatı Mart'ta %2,5, yılbaşından bu yana %9,2 ve son bir yılda da %29,2 arttı. Ne kadar bütçe ayırdınız? Vallahi bütçe ayırmadım. Benim kartım var, kartı sokuyorum. Allah ne verdiyse gidiyor. <laughs> ne aldıysak. Borçlu mu alıyorsunuz? Tabii önümüzdeki ayın parasından yiyoruz. Alışverişe çıkan emekli vatandaşın maaşına yapılan zam çoktan eridi bile. Borçla alışveriş yapıyor. Yılbaşından bu yana en fazla zam yumurta ve süt ürünleri grubuna geldi. Hemen bakıyoruz. 3 litrelik çiğ süt 17,5 liradan satılıyor. Vallahi şu anda yağ, peynir her şey %100 katlanarak gidiyor. Yani... Piyasa belli. Bir aldığınızı bir dahaki ay aynı paradan alabiliyor musun? Bir hafta sonra alamıyorsun bir ay değil. Bir hafta sonra alamıyorsun. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok acı. Fiyatı da çok acı. 25 lira. Biber. Aynen acı biber. Vatandaş da şikayetçi. Çok şikayetçi. Alım gücü yok. Para yok. iş yok. Dükkan bomboş. Şu anda burası dolu olması gereken bir yerde. Şu anda dükkan bomboş. Manav'da müşteri yok fiyatlarsa yüksek. En fazla zam gelen gruplardan birisi de sebze grubu. Hemen fiyatlara bakalım. Dolmalık biberin fiyatı 14.99, patlıcanın kilosu 9.99, Charleston biberin fiyatı ise 11.99'dan satılıyor. Domates olmuş 7-8 bin lira. Önce 2 liraydı istediğini 10, 10 lira veriyorduk 5 kilo alıyorduk. Şimdi yok. Öyle bir şey yok. Bir salgının ortasında hem aşısız hem parasız kaldık diyenler var. Doğru. Necla Hanım'ın ufak bir eleştirisi var. Haklısınız. Az evvel koronavirüse karşı muska yazanlar çıktı. Bir de vatandaşın parasını alıyorlar demiştim. Koronavirüse karşı aşı gerekiyor. Tedbir almak, maske takmak gerekiyor. Ha dua eden dua etsin tabii de muskacıya paranızı kaptırmayın dedik. Haberin içinde bir metafizik uzmanından görüş alınmıştı. Onlara da fazla kulak vermemekte fayda var. Haklısınız Necla Hanım. E, dikkat etmek lazım. E, yani adeta batan bir gemin içindeyiz ekonomik krizle birlikte. Ve gemide kendini kurtarmak için diğerlerinin üstüne basmaya hevesli çok fazla insan var. Dikkat etmek lazım. Peki sebep ne? Kimseyi suçlamayalım. Kendimiz de arayalım suçu elbette. 19 yıldır iktidar aynı ekonomi politikalarıyla Türkiye'yi bu noktaya getirmişse ve hala 19 yıl alıştırmaydı. Asıl şimdi başlıyoruz diyebiliyorsa, muhalefette ilk seçimde iktidarı değiştireceğiz diyorsa 19 yılın sonunda dönüp kendimize sormalıyız elbette. Kimse de hata aramamalıyız. Fakat onları sonra tartışacağız kendi aramızda. Şu an acil olarak ne yapılmalı? Çocuklarına ekmek, çocuklarına mama, çocuklarına süt alamayanlar var. Ve durum çok vahim. Konya ve Adıyaman örneğini göstereceğiz. Konya'da ve Adıyaman'da esnaf isyanda ki her iki ilde rekor oranda destek oldu. iktidara bugüne kadar hem AKP'ye hem e, MHP'ye Konya e, özelinde iki ilde de eylem vardı. Esnaf canımız çok yanıyor diyor. Biz sadece adalet, adalet, adalet istiyoruz. Esnaf pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiriyor. Konya'da kafe ve restoran sahipleri ekonomik çıkmazın içinde. Konya esnafı valilik önünde toplanarak taleplerini haykırdı. Konuşuyorsunuz size göre belki her şey çok güzel olabilir. Kısıtlamaların adaletsiz olduğundan yakındılar. Ne, ne olursa olsun yüzde sekseni var. 14 tane milletvekili var burada. Neredeler? Herkes korkuyor. Aman bana bir şey dersen beni içeri alırlar. Aman benim görevimden alırlar. Ya bıktık artık ya bıktık bıktık. Bir esnaf işte bu sözlerle isyan etti. İkinci kredi kartımın şeyinde ödeyemedim. Bak ödeyemedim. Ha bundan sonrası ne olur? En fazla hırsızlığa çıkarım ya. Bak. CHP milletvekili Abdurrahman Tutdere de Adıyaman'daydı. Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası başkanlığına getirilmesinin ardından döviz kurundaki artışın nabzına esnafla tuttu. <laughs> He. 10 lira falan yaptık sebebi de işte, kürsüde dolarla ne işimiz var dolardan bize ne diyenler bu malzemeler hep dolarla geliyor Olay, ya, gibi olmuş. Yani ya. tut dere yaşama dair umut kalmadı dedi iş yok çarklarımızı çeviremiyoruz kiramızı ödeyemiyoruz çocuklarımıza bir ekmek götüremiyoruz diyorlar bu gerçekten çok üzücü insanların morallerinin bozuk olduğunu ve artık yaşama dair umutlarının kalmadığını maalesef üzülerek gördük. Şimdi bu ülkenin İçişleri Bakanı sabah bir açıklama yaptı. Kimin başına bir iş gelmiş de devlet e, onun hesabını sormak için e, peşine düşmemiş, aramamış, sormamış çıksın ortaya dedi. Özetle o kadar çok şey yazılmış ki bizim başımıza gelenler yok sayılıyor diyenler. Ülkede iktidara destek vermemiş olan, gidişatı beğenmeyen ve bunu açıkça dile getiren herkes haksızlığa uğradığını düşünüyor. Ve kendi başlarına gelen şey karşısında devletin görevini yerine getirmediğini söylüyor. O kadar çok ki örnekler. Herkes kendinden örnek verebilir herhalde bu duruma. Bir örnek Levent Gültekin'de o da Twitter'dan isyan etti zaten. Herkesin gözü önünde saldırıya uğrayan meslektaşımız. O sistem ettikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gözaltına alınanlar oldu. Nihayet günler sonra kapımızın önünde gerçekleşen saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. O 3 kişiden biri de bugün serbest bırakıldı. İkisi tutuklandı. Fakat diğerleri nerede? Nerede? Yani hepimiz gördük kamera kayıtlarında. Levent Gültekin'e tekme atan, saldıranlar 20 kişiden fazlaydılar. Neredeler? O saldırının üzerinden iki hafta geçti. Kameralar olup biteni kaydetti. Ancak onca zamandan sonra saldırganlardan sadece üç kişi gözaltına alındı. 8 Mart'tı. Gazeteci Levent Gültekin, Bakırköy'de 20 ila 25 kişinin saldırısına uğradı, yaralandı. Benim bu son konuşmam vardı. O konuşmam üzerine çok tehdit aldım. Saldırının üzerinden iki hafta geçti. Görüntüler incelendi. 3 kişi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı, biri ise suç ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer saldırganların da yakalanması için çalışma yürütüldüğü açıklandı. Gültekin, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'i eleştirmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından hedef gösterilmiş. Saldırının da bu sözlerin hemen ardından gelmesi dikkat çekmişti. Türkeş'i Allah rahmet etsin buradan eleştirdim sitem ederek, gündemde tutarak, hani nerede bana saldıranlar diyerek, e, hani lütfen, sanki bir lütufmuş gibi 3 kişi gözaltına alınmıştı, biri de serbest bırakıldı. Kamera kayıtları da orada onca kişiydi kapımızın önünde gazeteci meslektaşımıza saldıran. Kimin başına bir iş gelmiş de devlet peşine düşmemiş, takip etmez, etmemiş diyor ya İçişleri Bakanı. Öyle çok örnek var ki herkes kendinden örnek vermiş. Referandumdan bir gün sonra İstanbul sahil yolunda 7. kattaki apartman daireme evime kurşun isabet etti. Belki hatırlarsınız 4 yıldan fazla zaman geçti üzerinden. Araştırdılar, serseri kurşun dediler, bitti. Dosya kapandı, geçti gitti öyle olduğunu ümit ettik. Herkes sıralayabilir başına gelen şeyleri bu şekilde belki de. Tazminat davam istinaf mahkemesinde yıllardır devam ediyor mahkeme. Alamadım. Haksız yere işten kovmuşlardı biliyorsunuz. Referandumda vereceğim oyu açıkladım diye siz de örnekleri sıralayabilirsiniz eminim. Cezaevinde olanlar var, haksızlığa uğrayanlar. Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkı yenmiştir dedikleri. Ona rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilenler. Osman Kavala da onlardan biri. Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine ilişkin verdiği kararın gerekçelerini açıkladı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Gerekçeli kararda tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasına ilişkin olarak anayasanın 19. maddesinin 3. fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine oy çokluğuyla karar verilmiştir ifadeleri yer aldı. Osman Kavala daha önce tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Genel Kurul, Kavala'nın anayasanın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti. Karar 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındı. Çok üzüldüm Tuğçe Hanım. Tuğçe Öztürk izleyicimiz biz kimsesiz hissediyoruz kendimizi. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesiydi ya bir zamanlar. Biz öyle hissediyoruz diyor. Anneciğine 2017 yılının Eylül ayında ambulans çarpmış, hayatını kaybetmiş. Annem ölürken devlet hazinesine hasar verdiği için bizden 5.000 küsür lira para istediler. Mahkemesi yıllarca sürdü ve istinafta da öldüğü için kusurlu ilan edildi diyor. İncinmiş bir vatandaş olarak Tüm bunlar, tüm bunlar niye oluyor? Kimi kimsesi olmayanlar ülkenin sessiz çoğunluğu homurdanmaya başladık değil mi? Sesimizi yükseltiyoruz ama bu homurdanma aşamasında şu anda. Haklısınız haksızlığa uğradılar çünkü hak, hukuk, adalet arayanlar çok. Hadi devam edelim anlatmaya. Aa, ilginç bir gelişme yaşandı. ilginç diyoruz. Kusura bakmayın tam tersine alıştırıldığımız için. Hani geçtiğimiz gün HDP yönelik operasyon yapılmıştı. Medyada, iktidar medyasında terör operasyonu diye duyuruldu. Beşiktaş'taki hastanede gözaltına alınanlar oldu ya, adliyeye sevk edilmişlerdi. Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 9'u serbest bırakıldı. 19 İstanbul'da HDP'ye yönelik 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenip 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe eş başkanları da vardı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bugün 23 Mart, 4 gün geçmiş. Eş başkanlarla birlikte toplam 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir kişi tutuklandı yalnızca. Fakat o gün operasyonun düzenlendiği sabah peşinen terörist ilan edenler olmuştu. Şimdi hak savunucusu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'dan vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili karar için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı Gergerlioğlu. Ben bu mahkemeden Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzey yargı organından adalet bekliyorum dedi. Suçum olmadığı halde vekilliğim e, düşürüldü. Herkes bu haksızlığı biliyor ama bir kısım insanda susuyor. Ortada yarın sizi bulacak bir hukuksuzluk var, bir yargı cinayeti var. Ortada Anayasa'yı çiğneyen bir karar var arkadaşlar. Tek bir Allah'ın kulu bu ceza doğrudur diyemedi. Ama buna rağmen tüm uyarılarımıza rağmen Mustafa Şentop bu kararı mecliste okuttu. Ben Mustafa Şentopa meclis başkanı olarak anayasayı korumadığı için milletvekillerini koruması gereken gerektiği halde dokunulmazlığımızı korumadığı için millet iradesini korumadığı için yazıklar olsun diyorum. Ve Mustafa Şentop'u istifaya davet ediyorum tüm kamuoyunun önünde. Yalan ve iftira dolu bir videoyu görevlilerine tutanak tutturarak resmi evraka sahte video ekletmiş. Meclis başkanı yapmış arkadaşlar bunu. Korkunç bir şey bu. Biz kime güveneceğiz ya? Bu meclisin başkanı resmi evraka sahte video ekletiyor ya. Anayasa Mahkemesi bu konuda milyonları ilgilendiren, demokrasiyi, milletin iradesini ilgilendiren, ulusal ve uluslararası alanı ilgilendiren bir konuda daha neyi bekleyecek ya? İlla yaşam hakkı benim öldürülmem mi gerekiyor acele etmeleri için? Ben kime güveneceğim arkadaşlar milletin bir ferdi olarak, bir milletvekili olarak kime güveneceğim? Ben anayasa mahkemesine güvenmedikten sonra anayasa uygulanmadıktan sonra bu ülkede bu topraklarda neye güvenebilirim ya? Siyasiler iktidar yargıyı eline geçirmiş olabilir. Bütün kötülükler gerçekleşmiş olabilir. Ama son kale, son mahkeme, anayasa mahkemesi buna dur diyebilir. Bir milletvekilinin milletvekilliği düşürülmüş bir milletvekilinin isyanını dinlediniz. Milletin isyanı da ortada. Ayasofya Camii imamı ekonomiyle ilgili konuşacak tabii diyor. Kamil Bey tweet atmış diyor ki orta yerde ekonominin cenazesi duruyor. Cenaze namazını kıldırmak istemiştir belki. AKP'nin içinden de tepki gösterenler oldu Ayasofya Camii imamına. O da direniyor. Hayır ben konuşurum. Her konuda konuşmaya hakkım var diyor. Bir de destek verenler var. Cemaatlerden, tarikatlardan. Hayır hoca konuşacak diyenler var bahsederiz efendim. İlk seçimde kararınızı nasıl vereceksiniz? Neye göre vereceksiniz? Projelerine mi bakacaksınız partilerin? Vaatlerine mi bakacaksınız? Bugüne kadar yapmış oldukları ya da yapmadıklarına göre mi oy vereceksiniz? Dilerseniz yazın gönderin. Tweet atın, Instagram'dan ulaşın. Instagram adresim de aynıdır. Değirmenci İrfan. İkisinin de yanında mavi tıkı yok efendim. Alamadım ama gerçek hesaptır tek hesap. Facebook'ta da yokum. Yazın gönderin mesajlarınızı. Yapılan son araştırmalardan birin gündemin en önemli maddesi Kanal İstanbul diyen AKP seçmeni oranının hiç de az olmadığını söylüyor. Sahi öyle mi? Kanal İstanbul sizin gündeminizin kaçıncı sırasında? Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarlı belli ki bir prestij projesi. Kendisinin prestijiyle ilgili bir proje gözüyle bakıyor. Ve belli ki söz verilmiş yerler var. Şimdi konut konut alanına dönüştürülmüş özel proje alanları daha kazma e, çak, e, atılmadı. Yani daha hiçbir şey yapılmadı ama 2023'e kadar Kanal İstanbul'a başlanacak diyorlar. Çok para harcanacak başlanırsa şayet. Tüm itirazlara rağmen konut alanı yapılmış projede bazı yerler özel proje alanları iptal edilmiş. Belli ki o konutlar satılacak, para gelecek. Zaten o konutlar satılsın diye yapıyorlar sanırım ama İstanbul'un ekolojisini tamamen bozacak, değiştirecek, büyük bir yıkıma sebep olacak bir proje bu. Çoğuna göre ve bilime göre. Kanal İstanbul projesinde bir değişiklik daha yapıldı. Kanal İstanbul bir ihanet projesi değil, bir cinayet projesidir. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. Yapacağız. İnadına yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan değişiklik kararını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Aygün sosyal medya hesabından duyurdu. <laughs> Kanal Kuzey girişinin hemen doğusunda bulunan lojistik bölge konut alanına çevrildi. Bir diğer değişiklikte de, teknoloji geliştirme bölgesinde yapıldı. Turizm bölgesi kaldırıldı. Yerine konut alanı, üniversite alanı ve yeşil alan getirildi. Başka bir değişiklik de özel proje alanlarının sınırlarında yapıldı. Bazı bölgelerin özel proje alanları iptal edildi. Bazı bölgelerde yeni özel proje alanı ilan edildi. Altını çiziyorum. Felaket projesidir. Doğru doğru günde ya benim takipçilerim, beni takip edenler, Twitter'dan ya da bu bülteni izleyenlerin gündeminde Kanal İstanbul yok. Olsa olsa Kanal İstanbul'a karşı direniş olabilir gündem maddesi olarak. Bugüne kadar yapılan dev projeleri gördük. Türkiye'yi uçuracak denilen dev projeleri. İstanbul'un yeni havaalanı. Örneğin ya da otoyollar, köprüler hala borcunu öde öde bitiremediğimiz, geçiş garantisi verilmiş işler. Bunlar heyecanlandırmıyor. En azından seçmenin bir kısmını heyecanlandırmadığını söyleyebiliriz efendim. İstanbul'la devam edeceğim. Müsaade ederseniz Be Beyazı Tam Vakfı çıktı. Vakfın şu anda hayatta olan hiçbir yöneticisi yok. Vakıflar Genel Müdürü açıklama yaptı. Ebediyete intikal etmişler ama vakıf önemli bir vak vakıftır diyor nereden çıktıysa Beyazıt Han Vakfı çıktı. İstanbul'un Avrupa yakasının tamamı neredeyse bu vakfa aitmiş. Haberimiz yok. İşte yalılar var, parklar var, tarihi eserler var. Bizim bu diyor vakıf. Oysa ki İstanbullunun, Gezi Parkı İstanbulluların önce İstanbul'da yaşayanların sonra tüm Türkiye'nin Gezi Parkı. Gezi Parkı hepimizin. Beyazıt Han Vakfı'nınmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de inanamadı. Sultan Beyazıt Han Veli Beyazıt Han Veli Hazretleri Vakfı'na aittir diyor Vakıflar Genel Müdürü. Ama ne taşınmazlar var. Hepsini belediyeden alıyorlar efendim. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne alıyorlar. Niçin bu hazırlık niçin? Gezi Parkı'nın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı. Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçti. Sadece Gezi Parkı değil, Türkiye'de 1014 taşınmaz çeşitli vakıflara devredildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı trajikomik olarak niteledi. Mülkiyet davası açacağız dedi. Çok trajikomik bir karar. Mesnetsiz bir kararla İstanbul halkına ait orada güzel bir parkın akşamdan sabaha bir kararla bir yazıyla bekler gibi hazır halde bak şeyin de tapunun da bunu hemen ee, vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil etmesi e, çok e, İstanbulluya karşı böyle hani e, hiçbir kural dinlemeksizin kendi e, bildiğini yapmaya çalışan bir aklın sonucu. Hızlıca e, kanunun, yasanın e, ışık tuttuğu şekliyle tekrar İstanbul halkı e, lehine bir karar çıkacağını e, umut ediyoruz. İmamoğlu'na cevap Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan geldi. Burası Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait bir yer. Üçüncü Selim tarafından burası mukata dediğimiz kiralamayla alınıyor. Kiraladıktan sonra üzerine bu eserler yapıyor. Biz demiyoruz ki bunu ikinci Beyazıt yaptı. Ama mülkiyet beyazıt Veli Hazretlerine ait fakat kiralama üçüncü Selim yaptı. Ersoy Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na ait olduğu ısrarını yineledi. Türkiye'nin köklü kurumlarından olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz türlü mesnetsiz ithamlarla karşı karşıya bırakma çabalarına rağmen biz bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve bu yapılan çalışmaları da esefle kınıyorum. Şimdi hiç boşuna kusura bakmasın Vakıflar Genel Müdürü. Arkasında başka niyet aramakta haklıyız bugüne kadar başımıza gelenlerden dolayı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yoktu böyle bir vakıf. Nereden çıkmış şimdi diyor. Gezi Parkı ve birçok tarihi eser bir anda belediyeden alınıyor. Aslında İstanbul'da eee AKP'li ilçe belediyeleri sorumludur Büyükşehir Belediyesi'nden diye bir kanun hükmünde kararname çıkartsalar belki o zaman rahat edecekler. Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanması ile ilgili gelişmeler var. Anlatacağım birazdan efendim size. İki kez seçim kazandı biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu İstanbul'da. Ben size az evvel hangi partiye oy vereceksiniz diye sormadım. Zaten Twitter'da yazmanız bilmiyorum ne derece sizin için e, güvenli olur. Neye göre oy vereceksiniz? Benimle paylaşır mısınız dedim. Çok teşekkürler paylaşan izleyicilerimiz var. Oyumu kime vereceğim bilmiyorum ama kime neye vermeyeceğimi biliyorum. Kanımızı emenlere, ekonomik krizle mücadele etmeyen, krize sebep olanlara, halkı görmezden gelenlere vermeyeceğim diyor Müjgan Hanım. Süreyya Hanım tweet atmış. Babası yazmasını istemiş. Akıllı telefon kullanmıyormuş babası. Sizi tebrik etmemi istedi. Cesaretinizden dolayı diyor. Diyarbakır'dan izleyicimiz Süreyya Hanım. Yok tebrik edilecek bir durumda yok. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Birlikte konuşuyoruz başımıza gelenleri. Herkes aynı şeyi söylerse Türkiye'de çok sıkıcı olmaz mı? Bırakın birileri de farklı yönden baksın gündeme ve farklı anlatsın değil mi ama ya? Hadi devam edelim şimdi çok konuştuk ha Kaftancıoğlu'nun başına gelenleri paylaşayım şimdi size yeri gelmişken hazır az sonra az sonra demeyeyim. Eee Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen hapis cezasının silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan bozulmasını, 4 suçtan verilen hapis cezasının onanarak 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Doğuşcan Aydın Aygün Kesinleşen bir karar yok henüz açıklaması yaptı. Süreç devam ediyor ama 8 yıl 2 ay 20 gün hapsini istiyorlar. İstanbul seçiminin altında mahalle mahalle sokak sokak dolaşmasıyla büyük emeği olan imzası olan Canan Kaftancıoğlu için. Yargıtay Başsavcılığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 4 suçtan ceza verilmesini talep etti. Tebliğnamede istenilen cezaların onanması durumunda Kaftancıoğlu'nun hapis yatması gündeme gelecek. <laughs> CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay, kamu görevlisine alenen hakaret etme suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme suçundan 2 yıl 4 ay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak suçundan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundansa 2 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin kararı oy birliğiyle onanmıştı. Dosya yargıtaya taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kaftancıoğlu hakkında tebliğname hazırladı. Dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Tebliğnamede Kaftancıoğlu hakkında kamu görevlisine alenen hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama ve halkı kim ve düşmanlığa tahrik etme suçlarına ilişkin onama kararı verilmesi talep edildi. Neyse. CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Doğuşcan Aydınay Günde sosyal medya hesabından kesinleşen bir karar yoktur açıklaması yaptı. İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında kesinleşen bir karar yoktur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki ay önce hazırladığı tebliğname tarafımıza tebellü edilmiş olup, beyan ve itirazlarımız dosyaya sunulmuştur. Temiz taleplerimiz sonucu kararın bozulacağı açık ve nettir. Sevgili dostlar, hepinize merhaba diyorum. Deniz Hanım izleyicimiz güzel bir tweet atmış, hoşuma gitti, sizinle paylaşayım. Diyor ki, şimdi parti seçme, aday seçme falan gibi şanslarımız yok. Muhalefet olarak Türkiye'de olum, olan biten şeylerden memnun olmayan e, kitleler olarak birleşip kim adaysa ona destek vereceğiz demekte. Yalnız peşinen ilan etse mesela muhalefet dese ki seçim tarihi belli değil, ne zaman yapılacağı belli değil. Ama belli ki 2023'e kadar sürmeyecek bu süreç. Daha er, erken yapılacak. İşte dese ki bizim adayımız budur. Olur da seçilirse programı budur, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için yol haritası budur, olur da güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülürse başbakan adayı budur, kabinesi de budur diye ortaya koysalar, hani alternatifi yok iktidarın diyenler de bir görse somut olarak, varmış. Bak bize peşiyle taahhüt ettiler işte, zaman kazanılmış olmaz mı? Ne dersiniz? Yani tartışılır tabi. Şimdi herkes Ankara'da bakan toto oynuyor. Şöyle ki işte yarın çarşamba AKP'nin büyük kongresi var. Kongre sonrasında hemen bir kabine değişikliği gündeme gelecek diyenler var. Sinyalleri de geldi. AKP'li Mahir Ünal bir değişiklik var tabii Cumhurbaşkanımızın aklında diyor ama Mahir Ünal daha ziyade bugün yaptığı bir başka açıklamayla konuşuldu. O diyor ki 19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı. Daha yeni başlıyoruz. 19 yıl hazırlığı olan şeyin 190 yıl falan sürmesi lazım. Hayırdır? İşte lider! Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan! E, Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber e, yeni bir e, düzenleme yapacaktır. Yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Kulislerde kapsamlı bir kabine değişikliği günlerdir konuşuluyordu. İlk kez bir AKP'li isim iddiaları netleştirdi. Mahir Ünal isim vermedi ama kabine değişecek dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacak. AK Parti istiklal harbimizdir. Cumhuriyetimizdir. 24 Mart Çarşamba AKP 7. Olağan Kongresini toplayacak. Ünal isim vermedi ama kulislere göre bakanlıklar ayrılırsa Zehra Zümrüt Selçuk, Murat Kurum, Mehmet Ersoy kabine dışı kalabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı da ayrılabilir. Naci Abal'ın Merkez Bankası Başkanlığından alınması Maliye Bakanı olabilir yorumlarına neden oldu. İddialara göre kabine teknokratlar yerine eskiden olduğu gibi daha siyasi ağırlıklı isimlerden oluşacak. AK Parti'ye tüm gücümüzle sahip çıkacağız çıkıyor. Partimizi gözümüz gibi koruyoruz. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da bir füze yasa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersin. 128 milyar doları kime sattı? Damat kadar taş düşsün başınıza. 4 ay önce sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu. O günden bu yana kamuoyu Berat Albayrak'ı hiç görmedi. Parti yönetimine girebileceği konuşuluyor. Erdoğan kabineden bazı bakanları ise MKYK yönetimini alabilir. 50 kişilik MKYK'nın sayısının artacağını yine Ünal söyledi. AK Parti gelecektir. Ülkemizin önümüzdeki yarım asrını bir asrını aydınlatandır. Yeni sisteme göre milletvekilleri bakan olamıyor. AKP'nin mecliste milletvekili sayısının çok azalmaması için Erdoğan'ın kabineye ağırlıklı olarak meclis dışından siyasi isimler atayabileceği de kulisler arasında. Parti sözcüsü olan Ömer Çelik adı geçenlerden. AKP'li Ünal'ın 19 yıl hazırlıkla geçti. Sözleri de dikkat çekti. İşte Salon Lebalem dolu. AKP'de dikkatler 24 Mart'ta. Yeni isimler ve kongre salonunda. AK kadroların genel başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyorum. Vallahi baş döndüren bir gündem var. Gizlimiz saklımız yok. Az evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi karıştı. Görüntüler yayına hazırlanıyor. İstanbul Sözleşmesi eylemi yaptı kürsüde. Çoğu Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekili kürsüde İstanbul Sözleşmesi eylemi yaptı. Birazdan ekrana gelecek o anlar... E, öyle bir baş döndüren gündem var ki az evvel dilim sürçtü dedim İyi Parti grup toplantısını yarın yapacak oysa ki bugün yaptı tabi haklısınız doğru bir kez daha düzelteyim. Ee, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Özetle saat 21'de de pencerelerde ses çıkartmaya davet ediliyor. Türkiye'nin duyarlı vatandaşları. 24 saat içinde 5 kadın cinayeti daha işlendi. Bir de şüpheli ölüm var. Onu söyleyeyim. Hayatta kalanlardan biri konuşacak şimdi. Şans eseri hayatta kalanlardan biri. Adı Derya Çalış. Eski eşi tarafından şiddete maruz bırakıldı. Silahlı saldırıya uğradı. Geçtiğimiz Haziran ayında tutuklandı silahlı saldırgan. Eylül ayında serbest bırakıldı. Haziran'da tutuklandı, Eylül'de bırakıldı. Şimdi derya çalışı koruyan bir tek takip cihazı var. O cihazın süresi de Nisan ayında doluyor. Önümüzdeki ay. Nisan'da beni bulacak ve vuracak korkuyorum diyor. Beni koruyun diyor. Hadi buyurun bakalım. Bununla korunuyorum ve Nisan ayında bu bitiyor. Takip cihazı. Yani ömrümün koruması 6 ay. Yani Nisan ayından sonra ben açık bir hedefim. Bu küçücük cihaz onu hayatta tutmaya çalışıyor. Ancak o cihazın fonksiyonu da bitmek üzere. 13 Nisan'da tamamlanıyor. Çünkü bu sözleşme bütün kadınların, bütün çocuk. Çocukların... Derya Çalış boşanmak istedi. Ne var ki silahlı saldırıya uğradı. Kızının yardım çığlığı sosyal medyada yankı buldu. Şiddet faili eş tutuklandı. Ancak tutukluluk süresi kısa sürdü. Şimdi dışarıda. Çalışsa bu takip cihazıyla korunuyor. Ben şiddetin her türlüsüne maruz kalmış bir kadınım. 7-24 bununla takip ediliyor. Bana yaklaşıldığı zaman da 1,5 kilometreye kadar alarm veriyor. Şimdilik çünkü takip cihazının süresi 13 Nisan'da sona erecek. Artık ben nasıl korunacağımı, e, bu durumla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. O tarihten sonra onu koruyacak bir takip cihazı olmayacak. Bu yüzden de endişeli. Tek bir isteği var her türlü şiddete karşı yasaların en etkin şekilde uygulanması. Bizim haklarımız hiç göz ardı edilip feshedildi. Yani biz bu kadar değersiz miyiz? Değersiz miyiz diye soruyor. Son alınan kararla tek taraflı olarak feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlatıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin e, feshedilmesi benim ve kızlarım açısından da çok büyük bir üzüntü yarattı. Bu yüzden kararın bir kez daha gözden geçirilmesini istiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden de bu şekilde haberdar oldum. Tepki çok büyük inanın. AKP oy vermiş olan seçmen, kadın seçmen içinde de tepki çok büyük. İktidar da görüyor bunu. İyi yaptığı bir şey söyleyeyim. Hani hep söylüyorsunuz ya iktidarın iyi yaptığı bir şey var mı? Kamuoyunun nabzını iyi tutuyor. Günlük anketler gidiyor. Nabza göre şerbet sonrasında da. Ve şimdi bugüne kadar hep iktidarın güdümünde yazılar yazmış bazı isimler. Bu defa olmadı canım bu İstanbul Sözleşmesi işi diye köşe yazıları kaleme almaya başladılar. Belki şaşırtmıştır. Hande Fırat mesela bugün İslam ee, İstanbul Sözleşmesi'nin tek taraflı çekilmemiz hiç iyi olmadı. Tarihe not düşülsün diye yazmış köşesinde. Ben e, samimi iyi niyetli itirazları çok iyi anlıyorum. Ama sesini çıkarmayanlar da var. Bu sözleşmenin yazımında emeği olan, hayata geçirilmesine emeği olan Fatma Şahin. Ne düşünüyorsunuz son olup biten hakkında? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı o dönem bakanlık yapıyordu çünkü. Özlem Zengin tepkilerin hedefi oldu mesela karşı çıkıyor olup bitenlere. Bu ülkenin kadınları daha cesur bir şekilde karşı çıktıklarında yer yerinden oynar. İnanın yer yerinden oynar. Oynatırlar da analar o kadar güçlüler ki bakın Kirazlı Yayla kadınları direnmekten vazgeçmiyor. Niçin direniyorlar biliyor musunuz? Köyleri için, köylerinin doğası için, toprağı için, suyu için, havası için direniyorlar. Bursa'ya gidelim. Adalet istiyor, adalet. Adalet istiyoruz, adalet. Mücadelenin adresi Bursa Kirazlı Yayla Köyü. Kirazlı Yayla bizimdir, bizim kalacak. Bizim Temiz hava istiyoruz burada. Çocuklarımız yaz günü bu gölde üzerdi, şimdi biz dikili duruyoruz. Dünya su gününde kuruyan Kamışlı Gölü'nden seslendi köylüler. Doğa daha fazla tahrip edilmesin diye. Bu zararlardan dolayı e, köyümüzün sulama suları göletlerimiz kurumuştur. Hayvanlarımız e, şu anda içecek suyu yok. Köyümüzde yapılan tesisin bize verdiği zararı ben yetkililerden e, bununla ilgili e ee, bir el atmalarını rica ediyorum. İnşası devam eden Çinko Bakır Kurşun zenginleştirme tesisi ve atık barajının yapımının durdurulmasını talep ettiler. Köyümüzün gölünün içindeyiz. Bakın şu halimize bakın. Kuruyan durduğu yerde kadınlar duruyor artık. Kirazlı Yaylalı kadınlarsa yetkililere böyle seslendi. Cumhurbaşkanımız görsün bunları. Masa başındakına benzemiyor. Buraya gelsin. Birazlı Yaylı adına da masa başında bir erkek açıklama yapmış. Analar daha güçlü. Onlar açıklama yapacak. En önde onlar olacak. Kadınlar olacak. Anne olsun ya da olmasın. Kadınlar eylem yaptı mecliste. Az evvel, dakikalar önce İstanbul Sözleşmesi Yaşatır eylemi yaptılar ve uyarı cezası verildi. CHP'li e, vekil e, Gülizar Biçer Karaca yanılmıyorsa ben de sizinle beraber izleyeceğim görüntüleri. Hemen o sıcak anlara bakalım.

yapmaya çalıştığımız konuşma eylem meclis başkanı tarafından kabul görmüyor reddediliyor. Ya, Biz kadınlar kadın, usam, kadın e hakları için savunmaya, yiyecek, mücadele etmeye ye, yiyecek, devam edeceğiz. Bu zihniyet kadın ve erkeklerin eşit olmayacağını. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca konuşma yapmak üzere kürsüye gelirken beraberindeki kadın milletvekilleri kürsüyü mor bezle kapladı. Oturumu yöneten AKP'li meclis başkan vekili Süreyya Sadı Bilgiç mor örtünün kaldırılmasını istiyor şu anda. Karaca ve beraberindeki kadın vekiller kaldırmıyor mor örtüyü. İki kez ara verilmek durumunda kalındı oturuma. Direndiler. Bunun üzerine e, oturumu yöneten başkan vekili Süreyya Sadı Bilgiç CHP'li Karaca'ya uyarı cezası verdi. Bu ceza tüm kadınlar adına şeref madalyasıdır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca. Hani diyorsunuz ya sadece konuşma yapmakla olmaz toplumsal muhalefet gibi davranacak mecliste de muhalefet. İşte meclisteki kadın vekiller sayıları çok az olan, maalesef az olan kadın vekiller. Hepsini alkışlamak lazım doğrusu. Şimdi devam edelim efendim. Dediğim gibi günden baş döndürüyor. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rejideki arkadaşlar onlar da ayak uydurmaya çalışıyorlar. Hızımıza birbirimizin hızına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ama istiyorum ki hiçbir şeyden mahrum kalmayın. Her şeyden haberdar olun. Sosyal medyada bilgi akışı çok hızlı. Ama Yanılabilirsiniz. Kontrolden geçmemiş bilgiler var. Doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler var. Doğruluğu teyit edilmiş bilgiler bu ekranda. Şimdi devam edelim efendim. Gelelim Ayasofya Camii baş imamı her konuda fetva verebilir mi, veremez mi tartışmasına. AKP öyle bir durum yarattı ki kendi yarattığı bu durumda yine mağdur olacak gibi görünüyor. Bülent Turan: "Hoca efendi Twitter'dan yazıp durma." dedi. Yazacağım diyor hoca efendi de. Üstelik bugün başka cemaat ve tarikatlardan destek verenler oldu. Tabii yazacak diyenler oldu. Hadi bakalım. Şimdi Ayasofya baş imamı siyaseten bir figür. Ne olacak? Görevden mi alınacak? Uyarılacak? Bir kenara mı çekilecek? Cezalandırılacak mı? Ya da konuşmasına müsaade mi edilecek? Görelim. İzleyip görelim. Mehmet Boynu Kalın müze statüsü kaldırılıp Ayasofya Camii'ye dönüştürülünce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından başimam olarak atandı. Boynu kalın son dönemde yaptığı çıkışlarla gündemde. Önce yeni anayasa tartışmalarına dahil oldu. 1921 anayasasına atıfta bulunarak yeni bir anayasa yapılacaksa laikliğe yer verilmemesi çağrısı yaptı. Sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir tweet attı. Kadın cinayetleri haberlerinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Yapılan haberlerin erkekleri düşmanlaştırdığını savundu. Bu ifadeler AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in de tepkisini çekti. Zengin, herkes kendi işini yapmalı dedi. İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı kararıyla tek taraflı feshedildiğinde de tartışmalara dahil oldu. Görüş bildirdiği son tartışma ise ekonomik gelişmeler. Önce bir ayet paylaştı, sonra da bir açıklama. Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir ifadelerini kullandı. AKP'nin bir başka grup başkan vekili Bülent Turan oldu bu kez tepki gösteren isim. Ancak Turan'ın bu tweeti AKP'nin farklı kanatlarında tartışmaya yol açtı. Kimi destek verdi, kimi de karşı çıktı. Boynu kalanın açıklamalarına muhalefet de sessiz kalmadı. Çiçeği şey burnunda Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki şimdiden o koltuğa yeni talipler var. Hocam dikkatli olsun. Baktı ki bu atamalar verilen ayarlar üzerinden oluyor. Faizlerin gidişatını beğenmeyen Ayasofya imamı Twitter üzerinden ayar verip hem faiz göz gözdağı verdi hem de Merkez Bankası Başkanlığı'na göz kırptı. Ayasofya meydanında Kurtuluş Savaşı'na destek için kalabalıklara hitap eden Halide Edip Adıvarı, Halide Onbaşı'yı hatırlatanlar var olun. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu bilmeyenler, yalan yanlış tarihi anlatanlar, büyütenler, laikliği düşman belleyenler, cumhuriyetle kavgası hiç bitmemiş olanlar, emin olun yanlış yoldasınız. Zor, işimiz çok zor ama ne yapalım? Zor diye vazgeçecek değiliz ya. Az evvel mecliste cesur kadınları gördünüz, kürsüye geldiler. İstanbul Sözleşmesi'ne dönülecek diye. Aslında ortada bir meclis kararı yok çıkmış değiliz yani. Uygulanması gerekiyor. Bir kanun hükmünde kararname var. Onu da zaten tartışıyorlar hukukçular. Şu fotoğraf birilerini çok sevindirdi de hani başlık parası kaldırıldı diye. Zaten hangi çağdayız artık? 2021 yılında başlık parası kaldırıldı diye mi sevinelim? Benim dikkatimi çeken başlık parası ne, ne hangi durumlarda veriliyor? İşte bir kadınla bir erkek hayatlarını birleştirecekler. İşte erkek tarafı kadın tarafına para veriyor. Başlık parası bunun adı. Kadın tarafı nerede? Yok. Kadın yok. Kim karar veriyor? Siirt burası. Aşiret liderleri ve kanaat önderleri diye göndermişler haberi. Ve kanaat önderleri. Başlık parasını kaldırmaya karar vermişler. Şeyhimizin de vasıtasıyla elhamdülillah çok güzel bir karar alındı. Bu kararda Başlık parası kaldırıldı. Gençlerimize, özellikle gençlerimize büyük bir kolaylık sağlandı. O engel başlık parasıydı. Gençler başlık parası yüzünden aile kuramıyordu. Siirt'te nihayet adım atıldı. Bazı aşiretler başlık parasını kaldırdı. Aldıkları kararlar da geri kalan aşiretlere örnek olur. Çünkü gerçekten çok güzel bir şeydir. Türkiye'nin kanayan yaralarından sadece biri başlık parası kız çocuklarına, kadınlara para değeri biçenler kendi mahkemelerinde aldıkları kararı tarihi olarak yorumladı. Aşiret liderleri olarak, kanaat önderleri olarak çok güzel bir karara e, imza attık. İmzalar atıldı, kararlar resmiyete döküldü. Yine düğünle ilgili belli şartlar unutulmadı. Ne olursa olsun yani altın bazındaki bir standart getirdik. Bu standart da sadece 200 gramdan Oluşacak her şey dahil. Gelinin babasına sadece 10 bin TL bazında bir karar aldık. 10 bin TL'yi de kendisine teslim edeceğiz. Alınan kararın diğer aşiretlere örnek olması bekleniyor. Yıl 2021, 21. yüzyıl, aylardan Mart, günlerden 23 Mart. Şimdi devam edelim. Baş, Baş, imam nedir arkadaş? Baş öğretmen biliyorduk. Biz ne çabuk değişiyor bazı şeyler demiş Yasemin Özkan. <laughs> ne denir bu söze? Bayram Bey soruyor. Bir şey öğrenmek istiyorum. Bülten bitmeden yarın kongre toplayacak AKP dediniz. Biz hala aşı olmadık da kongreye katılacak olanlara aşı mı yapıldı acaba? Herkesin aklındaki soru. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir en başından beri takip ediyor. Murat Emir 1,5 milyon doz aşı gönderdik diyor ya Avrupa Birliği. Acaba bu gönderilen Biontech Pfizer aşısı vuruldu da kongre salonuna girecek olanlara e, o yüzden mi bu kadar rahatlar diye bir soruyu gündeme getiriyor. AKP'nin lebalep kongreler yapmasına alıştık ve kongreler öncesinde herkese mutlaka Covid testi yapılıyordu. Ama ilk defa yarın yapılacak AKP kurultayında katılımcılardan Covid testi istenmediğini öğrendik. Bu rahatlığın sebebi ne olabilir? Niye acaba bu kadar rahatlar? Kongre katılımcılarının ve AKP yöneticilerinin bu rahatlığının nedenini düşündüğümüzde e, acaba hiç haber alamadığımız defalarca sorduğumuz ama bir türlü öğrenemediğimiz 1.5 milyon doz Pfizer aşısı bu mutlu azınlığa uygulanmaya başladı mı diye de sormadan edemiyoruz. Çünkü AKP özellikle Tayyip Erdoğan'ın katıldığı her toplantıda her tür önlemi alan, mutlaka herkese zorunlu covid testi yaptıran bir parti ama bu sefer yaptırmıyor. Acaba katılımcılar zaten aşı oldular mı? El altından aşılar yapılıyor mu? Bu soruların cevabını ivedilikle bekliyoruz ve özellikle Sağlık Bakanı'nın Avrupa Birliği'nin ben ihraç ettim dediği bir buçuk milyon doz Pfizer aşısının gelip gelmediğini, geldiyse kullanılıp kullanılmadığını mutlaka açıklaması gerekiyor. Bir soru, ciddi bir soru. Görelim yarın. Kibar Feyzo filminden bir sahne atmışsınız ama o kadar ağır ki internet açamıyorum filmi. Ee, yani kahrolsun başlık parası ee, der ya hani çok muhteşem sahnedir. Hani öküzü sattırmaya çalışır annesine de. Başlık parası kalktı dediler az evvel ama yine de kız tarafına 10 bin liralık altın verilecekmiş. O ne? O ne parası oluyor? Bilmiyorum. Hadi devam edelim biz. Ha, hakikaten o haberi de hazır ettik. İnternette yavaşız efendim. En yavaş internet Türkiye'de. Uzaya gideceğiz ama internet çağında... EBA ile gündeme geldi bu e, uzaktan eğitimle gündeme geldi bu sorun daha ziyade bir araştırma yapılmış OECD ülkeleri içerisinde en yavaş internet bizde. Altyapı ne kadar yetersiz olursa olsun yani ulaşamadığımız sürece altyapı yetersiz olsa da bir işe yaramaz yani şöyle bir durum düşünün e, çok güzel bir internet ağımız var ama ona erişecek gücümüz yok bir tabletimiz bir telefonumuz bir bilgisayarımız yok. Kimi zaman internete, kimi zaman internete girecek cihazı bulmakta güçlük çekiyoruz. Özellikle yüksek boyutlu bir videoyu indirip gönderebilmek için dakikalarca bekliyoruz. Video indirirken çok bekliyor musunuz başında? Evet, çok bekliyoruz. OECD üyesi 35 ülkede yapılan bir araştırma en hızlı internet bağlantısının İsviçre'de, en yavaş internet bağlantısınınsa Türkiye'de olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre İsviçre'de ortalama indirme hızı 186.40 megabitken Türkiye'de bu hız 28.74 megabit olarak ölçüldü. Yani internet süresiz diyorlar. Belli bir gigabayt'tan sonra bakıyorsun ki pat internet çekmiyor. Yani kesinlikle yani. Daha Türkiye'nin uzaya gidecek. Kendi milli ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Biz 2-3 milyon kilometre fiber kablo düşeceğimize bugüne kadar sadece ve sadece 400 bin kilometre fiber kablo döşedik. Bu inanılmaz düşük bir rakam. İlk 5 ülkeyi Danimarka, Fransa, Macaristan ve ABD takip etti. Son 5 ülke sıralamasındaysa Avustralya, Meksika, Kolombiya, Yunanistan ve Türkiye yer aldı. Dünyadaki teknolojiyle bizdeki teknoloji şu an bir değil. Onlar 5G'ye kullanıyor. Biz de 5G altyapısına yapısına geçemedik. İnternete erişim hayat demektir. İnternete erişim iş fırsatlarına erişim demektir. İnternete erişim eğitim fırsatlarına erişim demektir. Özellikle pandemi döneminde internete olan ihtiyacımız daha da arttı. Eğitimden alışverişe, sosyal hayata kadar her şey artık bir tıkın ucunda. Ancak işte o bir tıkın ucundaki bilgiye, veriye ulaşmak bazen saatlerimizi alıyor. İnternet ister istemez kaldırım ya belli bir yerden sonra. Artık neden kanlaklandığını bilmiyorum ama bu bir biraz tabii ki sorun oluyor, teşkil ediyor genel olarak her yerde. Bilgi otoyolu döşememiz lazım 21. yüzyılda ama biz onun yerine normal bu para bütün paramızı betona yatırdık ve duble yollar yaptık. Üzerinden arabalar geçmeyen duble yollar yaptık. İnternet çok ağır ama burada haber akışı çok hızlı. Sıcak gelişmeyi size duyurayım. Sayılar korkunç. Turkuaz tablo açıklandı. Yarın yapılacak AKP'nin Büyük Kongresi öncesi son durum budur. 26 binin üzerinde vaka sayısı. 26.182 vaka sayısı ve maalesef hayatını koronadan kaybettiği belirtilen vatandaşlarımızın sayısı da 138. Bu akşamın son notu da bu olsun. Sırada Özlem Gülses'te kayda geçsin var. Biz yarın akşam saat 18'de daha güzel haberlerle karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz efendim. Hoşçakalın.